Ama ne oldu kız, ne oldu? Yok kız, korkma Seyfer'im. Ne zamanki horultusu. Sen bana gemi düdüğü gibi dediydin, bu bildiğin yanardağ çıktı ya. Haydi pembe, bırak konuşmayı. Bas ağzına yeteri. Tamam, tamam. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Yavaş kız, yavaş. Öldüreceğim kocamı. Pembe. Ne işin var benim rüyamda kız? Nerede benim Nikol'um? Senin burada karın dururken senin rüyanda Nikol'u mu görüyor? Naide. Ben Naide. Sen de mi geldin? Ben de geldim. Nikol'um nerede? Ay, aa burada. Bas kız, bas, bas. Tamam, bunun işi bitti. Kesin bayılmış mıdır? Tabii. Bayılmıştır, bayılmıştır. Yıldız, hiç acıma, kökünden kes bıyıklarını. Hatta promosyon olarak kaşından kirpini de kes. Nikol'müş. Ya ne yapacağım kaşını kirpini yenge? Bıyığını kessem yeter bağ. Haydi çıkar telefonu, sen de videoyu al haydi. Başlat. 3, 2, 1. Yıldız. Ya köpük falan mı sürsen acaba? Yazık ya. Ya yenge ne yapacağız köpüğü? Haydi başla şuna diyeyim sağa. 3, 2, 1. Yıldız. Aa bak yenge, abi bıyıklarını kesemeden abim uyanırsa yem diye seni atarım önüne ha. Yok yok ya, daha uyanmaz, o işi bitti mi? Yıldız, Allah rızası için bal dudaklarına dikkat et Seferim. Yoksa bir ömür boyunca yas tutarım bilesin. Sen hiç merak etme yengecim, abimin bal dudakları daha da ortaya çıkacak. Haydi başla gayda. Beni de güzel çek ha. Başlıyorum. Yine güzel çıkıyor mu? Yıldız çok güzelsin boncuğum. Rahmetli babaanneme benziyor. Sen çıkıyorsun yenge, ışığı yav. Çok iyisin. Bu ne be? İşte ikinci aşama. Ne bileyim ben bunun Sefer'in bıyığı olduğunu? Aa, ayıp edeyin ama. Bizim de kendimize göre yönetmen pampalarımız var herhalde. Siz Sefkus'sanız, biz de Yılnah'ız. Önce bıyıkları alayım, benim için anlamı büyük malum. Ama ne yapayım ben senin kocanın ağarmış bıyıklarını? Elden ele, aynı anda. Al, ver. Ha, tam teşkilat diyorsun. Hadi bakalım. Ana, bayılttınız mı? Ne yaptınız benim pampamı? Koyun gibi yatıyor burada ya. Artık üzümünü yiyip balını sormayacaksın Kuzey Efendi. Ne oldu? Ayılınca tepkisi ne oldu? Nasıl canınızı okudu sizin? Perişan etti değil mi? Vallahi orasını bilemiyorum. Yani şimdilik. Nasıl ya? Uyanmadı mı da? İnşallah o acı gerçekle yüzleşince beni karınlıktan reddetmesin. Tüh ya. Ben o uyandığı tarihi anın videosunu isteseymişim sizden keşke. Yok artık. O yıkan gözünün önünde olacak kadar daha delilenmedim ben. Ama sen istersen gidip canlı canlı şahitlik edebilirsin. Yok. Daha uyanmamışım bir oyun. Hatta şu an 3, 2, 1 ve uyandı. Ulan, of, ulan nasıl baş ağrısıdır ya? Gözlerim bile şaşı gördü ya. Bu nasıl bir ağrı arkadaş ya? Anam, oh. Lan namussuz kesin boyundan vuruyor. Böyle ağrı olmaz ya. Böyle baş mı ağrır? Of, ben gözlerim kıstı ya. Bir tane yapma biçim şimdi. Felaket bir baş ağrısı bu ya.
Oh. Günaydın. Oh. O kimdi lan? Yok ya. Olamaz böyle bir şey. Olmamıştır ya. Tövbe yarabbim. O kimdi lan? Rahmetli babaannem miydi? O mu göründü? Aynı ona benziydi ya. Tövbe tövbe. Allah Allah. Ulan. Uyuyor mu acaba? Anam. Açıp bakacağım. Olmamıştı. Olamaz yani öyle bir şey. Benim bıyığım. Benim bıyığım yani nereye giderim? Kimsin? Bu ne ya? Bu ne ya? Allah'ım ya, kim aldı benim bıyıklarımı, kim? Davide! Davide! Bıyıklarımı kim aldı? Kim aldı benim bıyıklarımı? İkinci aşama. Neydi? Ben senin kulağına söyleyeyim. Ne? 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 Kabul etmiyorsanız gideyim. Yok yok, mecbur kabul edeceğiz. Ne sen sor ne de ben söyleyebilirim. Senin için yarın çok hayırlı bir gün olacak. Hainler! Cellatlar! Allah'ını zambulun! Ben böyle nasıl yaşarım? Nasıl çıkarım beni çünkü böyle? Ona kafamı komple koparaydınız da ellemeseydiniz benim bıyıklarımı. Allah'ım çok çirkin oldum. Canım bıyıklarım, ben sessiz ne yaparım? Buram bomboş kaldı, Yunus balığı gibi. Ben sessiz yaşayamam. Bıyıklarım, canım, canım. Ana. Ne oldu yenge? Bir an kulağım şavladı ya. Seferim sesini duydum sanki. Neyse. İyi tamam, hadi sen de gülmeyi bırak da üçüncü aşama ne onu söyle. Ne yapacağım üçüncü aşamada? Evet. Üçüncü aşamada dayanıklılık ve kuvvet testi var. Sen daha önce zaten bana yapmıştın. He. Sen de başarıyla geçmişsin. Ben ne yapacağım peki? Neye dayanacağım? Acılara, kahırlara, gözyaşına. Hmm, onda ne var ula? Aa, ben 20 yıldır nelere dayandım? Senin haberin var mı? Ne yapacağım? Evimi temizleyeceğim. Ağzıma acı biber mi süreceğim? Dikirgenlere mi gireceğim? Tokat atacağım. Ne? Aman. Sen de iyice gopleri çıktın ha. O benim sağ yaptığım testi. Git kendine başka test bul. Kabul etmiyorsan git. Ne oldu? Korktun mu? Ne korkacağım ula? Da ben abime tokat atmam. He, bu sefer ben de seferimi harcatmam. Önce tıraşladınız, sonra da tokatlayacak mısınız zavallıyı? Bir dakika, bir dakika. Ben sefere vuracaksın demedim ki. Ben pampamı dövdürür müyüm? Hem onun yüzü eskidi. Ben sana tertemiz, fresh bir tokat arkadaşı buldum. Kim? Ne? Ben mi? Delirdin mi lan sen? Ben yüzümle para kazanıyor. Ne oldu Naide? Hani sen öyle 3-5 tokattan korkmuyordun? Hayırdır? Yok ya. Ben kendim korktuğuma değil. Ben sadece yapacaklarımdan korkarım Yıldız'ıma. Yalnız bir dakika. Sen bilmiyor olabilirsin ama Yıldız'ın tokatları mermer gibidir. Yani yenge, kusura bakma ama ağabeyleri 20 yıl betona vura vura bu hale getirdim ben. Hiç mütevazı olamayacağım, hiç mütevazı olamayacağım yani, kusura bakma. Yıldız'ım, sen o davşan patisi gibi ellerin nasıl tutsa kaç yazar. Sen benim pençelerimle danıştın mı? Bence danışmak istemezsin. Çünkü çok fena kana turu. Ya vallahi aşkına yürü git yenge ya. Bak şimdi. Birilerinin canı tokat istiyor demek ki. Gamon tatlı kız. Gamon. Lercivert kuşak. Naideyim ben, Naide. Hadi. İyi. Tamam ula. Haydi. İyi. Aa yenge, birden beşe kadar bir sayı tutacağım içimden. Bilirsen sen, bilmezsen ben tokat atacağım, tamam mı? Üç. E bildi ya, üçtü. Sağa vurması güç. Ay yenge. Ay çok acıdı mı canım? Kusura bakma, çok özür dilerim. Ellerim kırılaydı. Hep bunun yüzünden. Nasıl seni kahretmesin? Hadi şimdi sen bağ vur, ben de yalandan bayılayım, bitsin bu zaman. Hadi. E tamam ha. Ustam. Çekirge. Oh!
yapıyoruz? Bu yenge. Ay. Acıdı mı? Çok acıdı. Bu sen bana nasıl dayanıyorsun ya? Of. Ah. Alam. Bir, iki, üç, dört. Yenge ne oldu? Neyi sayısın? Yıldızları sayayım. Beş, altı. Aha biri kaydı. Oy. Ama en güzel yıldız kaydı. Aa. Tamam iyi misin? İyiyim, iyiyim. Haydi. İyi. Haydi. Ya Hak! Oy. Aa yenge acıdı. Aa biraz sinirlerim bozuldu şimdi ha. Tamam. Haydi. Ah, makası getir. Getiriyor. Babam nişan kurdelamızı kesecek. Anam, Huzey bunun kafa gitti ya. 14 yaşına döndü bu. Azıcık sarsa beyni yerine otursun. Yıldız. Yıldız hadi uyan. Bazen unutuyorum ah senin bu öküz ruhunun bu kadar gırılgan olduğunu. Nasıl? İyi misin şimdi? Çok iyiyim. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Keşke baban beni her gün vursa da ben de böyle uyanır uyanmaz mavişlerini, gökyüzünü görsen. Onun için önce kendi garanlığından kurtulman lazım. Gene mi Şule konusu mavişim ya? Bak burada rüya gibi bir an yaşıyoruz. Niye karabasan gibi aramıza sokuyorsun Şule'yi? Artık uyanmanın vakti geldi Kuzey. Gerçeklerle yüzleşmen lazım. Bak canım, boşanmamı istiyorsan ipleri bana vermen lazım. Maddi manevi zarara uğruyorum sizin yüzünüzden ya. İyi tamam, tamam haydi, tamam. Aç mısın? Kahvaltı hazırlayayım mı sağa? Açım. Ama peynire ekmeğe değil. Sana açım. Ruhum aç. Bir küçük öpücüğüne muhtacım. Ama Kuzey sen de taktın abi öpücüğe. Ne yapayım? Bu kadar şey başıma bir öpücük için gelmedim. Vuruldum ben. İyi tamam. Tamam öpeceğim ama bir kere o da hastasın diye tamam mı? Tamam. Hadi öp. Böyle bu kadar mı? Ama böyle olmaz ki. Günde 3 dozla başlayalım. Sabah, öğlen, akşam. Baktın iyileşmedim. Dozları arttırırız. Sabah, sabahtan azıcık sonra. Kuşluk vakti. Kuşluk vaktinden bir tık sonra. Öğlen, öğlene doğru. Öğleden sonra, akşam, akşam. Hey, ne bu kadar böyle? Böyle yapacaksan hiç olmaz ha. Evlenmeden olmaz diyeyim sana. Tamam, tamam. Sen benim öküz ruhumu doyur. Hadi öp beni. İyi ula. Tamam. Vuruldun diye, hastasın diye. Bir kere öpeceğim. Tamam. Abi! Kesin bunlar bize sensör taktı. Sensör taktık. Hem de böyle öpücüğe duyarlı sensör taktık yani. Yazıklar olsun ya. Benim Nail'de mabus tamamen çürüyor. Siz burada rahat rahat oturuyorsunuz gevrek gevrek. Ne mabusu lan? Alt üstü bir gece nezarethanede kaldı. Seni öyle san. Avcılıkta aradılar. Nail'i komplüman içine almışlar. Ne? Ne diyorsun sen abi? Şule midir nedir bak şunu ana bak şunu. Ne geldi son yüzüne geldi başımıza bak şikayetini geri çeksin lütfen ha şunu kuzey attık. Yok ya benim ne işim olur ya ne muhatap olacağım onunla. Hayret sen dayak yemekten korkuyorsun değil mi? Oğlum dayak yemekten falan korktuğum yok bak. Ben bu sefer kendi yapacaklarımdan korkuyorum yani. Ben de bir gireyim mahpus damlarına kuzey ya. Lütfen ara şunu yani. Şule Allah'ından bu Şule.
böyle. Tez zamanda kötü haberleri girsin inşallah. Parmaklıklar arasına sıkış kal inşallah. Abi, abi tamam bak ağlama. Arayacak Kuzey, değil mi? Arayacaksın. Tamam ya. Bak, bak arayacak. Tamam ağlama abi. Ben şimdi size aşağıda güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Böyle güzel bir kahvaltı. Siz de hazırlanın aşağı inin, tamam mı? Tamam. Yiyemem ben şu an. Nelerin peşinde sığınıyorum. Haydi, haydi. Tamam, ağlama. Tamam. Nasıl ağlamayayım? Kuzey, sen de şimdilik ağa bunu yetin. Hala neyin peşindesiniz ya? Mal yuttum. Nelerin peşindesiniz hala? Birbirinize öpücükler atıyorsunuz havalarda ya. Aa bunu yakala bak. Başka yok. Ver şunu bak. Şunu geri ver bak lütfen. Kötü oluyorum. Oğlum bana yeni kazak vereceksin. Oh, evimdeyim. Saray gibi evimdeyim. Oh. Koyayım sana. Oh, mavişim benim. Senin çay koyan ellerini öperim seni. Afiyet olsun öküzcüğüm. Pampacığım, peynirden yedin mi? Yandım! Yandın mı? Sen daha çok yanacaksın, zıp çıktı. Ya abi ya, abi bari kahvaltı ederken çıkar şunu. Bitti bıyık ya, nereye koyacağım ya? Kendimi böyle cıplak hissediyorum yani. Oğlum seninki de iyi ha. Böyle yemek falan yerken çıkar, kenara koy. Halbuki benim gibi fırça sapı gibi böyle ciciş, minnoş, böyle bebeksi bıyığın olsa gerçek, onda sıkıntı oluyor. Çorbaya giriyor, çaya giriyor. Hep sıkıntı yani. Bak düzgün iç o çayı. Vallahi kazağın üstüne falan dökersen seni paralarım burada. Daha iyi de mal doku o zaman bana. Yapma lan! Lan! Çıbık! Daha iyi de! Karım! Daha iyi de! Oğlum arasana şu kadını ya. Şule midir nedir? Ara şikayetinden vazgeçsin. Oğlum bu saatte o uyuyordur. Oğlum ararsın uyanır işte. Ara uyansın. Lan uyanırsa Godzilla gibi uyanır. Allah Allah ya bir yedirtmedin şu kahvaltıyı. Arayacağız diyoruz ya. Ben seni anladım. Sen dayak yemekten korkuyorsun değil mi Uzay abi? Oğlum sen beni öyle takma bıyıklı, çakma ordu smackdowncılara benzetme. Ben döverim adamı. Sabah şerefleriniz hayır olsun. Oo, Kuzey Bey, afiyet olsun. Rahatınız yerinde mi? Heh, çok güzel. Hemen bir yastık getir, Kuzey Bey'in arkasını destekleyelim. Rahatı bozulmasın. Getireyim baba. Tırsık, yılık. Babam mecazi anlamda diyor. Hemen şey yap yani, hayret bir şey. Ama sen de hala bu yalakayı evlat diye seviyorsun ya. Pes ya. Yaşar amcacığım, ne yalan söyleyeyim. Vallahi beni vurdun ya, dünyaları verdin bana. Lan konuşma, konuşma. Vallahi böbür böğrünü ödelerim ona göre. Bağ mı duydun? Alalım Kuzey Bey masadan, haydi. Haydi. Ben varken sağ mı laf düşer? Benim baba, ben buradayım. Ama çocuk da haklı yani bir yandan. Diyeyim ki, Kuzey oğlum diyeyim. Konu komşunun diyeyim, diline düşmeden diyeyim. Acaba efendi efendi evine mi gitsen diyeyim, haydi. Doğru. Gel git. Aklıma ne geldi? Şimdi ben giderken dalgınlığıma gelir, karakolun birine giriveririm, ondan korkuyorum. Lan fasulye zırhı. Bana bak, eğer gidersen karakola marakola ben de derim ki namusumu temizledim. O zaman sen ayıkla pirincin taşını. Tamam baba, Kuzey bu evden gidecek ama bir şartla. Bağ koyduğun yasağı kaldıracaksın. Evet, şartmak yok, şartmak yok. İyi, o zaman Kuzey yerine ben gider şikayet ederim sizi. Ah, görüyor musun Hanife, görüyor musun Hanife? Bunları doğuracağına taş doğuraydın sen vallahi. Tövbe de tövbe. Baba ben hariç değil mi? Sen taşın daha büyüğüsün, karadaş. Karabaş ne ya? Ayıptır ya milletin yanında köpek mepek karabaş, ayıptır baba. Ah, ne haliniz varsa görün. Bak, bana bak.
bir daha seni kızımın yanında görürsem yarım kalan işi tamamlarım ona göre. Ha. Yürü kız, evimizde kahvaltı edelim. Hadi yürü. Abişim sen beni bırak hadi evime, ben gideyim. Sorun çıkmaz. Tamam Aydın. Ya siz neyin gevşekliğini yaşıyorsunuz? Nasıl insanlarsınız ya? Oğlum beni delirtmeyin. Benim karım içeride. Senin ablan içeride. Hiç mi merak etmiyorsun sen? Oğlum niye celallendin bu kadar? Tamam ziyaretlerine gideriz. Hadi. Ay yengeme selamı söyle ne? Daha içeride zaten. Ben giderim onu görmeye. Tamam sen sabır. Buyur dur. Rüyamı şey yapma. Abi. Şuna bak ya. Süt dökmüş kedi gibi nasıl da suçsuz suçsuz oturuyorlar orada. Aa vallahi gören de sizi masum sanır ha. Yenge nasılsın, iyi misin? İyiyim Yıldız'ım. İşte ne kadar iyi olabiliriz. Ben iyiyim de severim. Sağın oldu. Ben sağ küsüm nerede? İnsan hiç hapisteki karısına küser mi? Küser. Karısı kocasını düşünmeyip mahpusa girerse, kocasını böyle dışarılarda yapayalnız bırakırsa küser yani. Ya ben sensiz ne yapacağım nerede dışarılarda? Geceleri falan nasıl uyuyacağım hiç mi düşünmedin beni? Uyuyamam. Çok haklısın Sefer'im. Ben bu dul yabaninin aklına uydum, bir eşeklik ettim. Emme sen beni affet. Kuzey. Çok mu kızıyorsun be? Çok kızıyorum abla. Şu halinize bir bak, Allah aşkına düştüğünüz duruma bak ya. Kuzey ben ne ettiysem senin iyiliğin için ettim. O şırtan karı senin yakandan düşsün diye ettim. Abla, Şule'den ben de kurtulmak istiyorum ama sence yolu bu mu? Yani yolu kıza gülme gazı verip işkence etmek mi? Ya azıcık gülsün diye yaptık. Bak ama gazı yiyince o buz gibi karı. Valla tereyağı gibi eridi ya. Abla ben ne diyorum, sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ya ne yapayım, bu da benim bağımlılığım. Ben haftada bir birini eteleyip bayıtmasam kendime gelemiyorum ya. Bana bak, hepinize söylüyorum. Bundan sonra Şule ile kimse uğraşmayacak. Sefer de dahil. Anladınız mı beni? Bu benim meselem. Yıldız. Tamam ha. Tamam. Ben de söz veriyorum. Ben senden habersiz artık hiç kimseyi eteleyip bayıltmayacağım. Sağ ol abla. Allah razı olsun. Süre doldu. Tamam. Bir şeye ihtiyacın var mı abla? Yok yok. Anam giller getirdi. Hadi konuşuruz. İyi hadi biz kalkalım. Siz az biraz hasret giderin ha. Yengecim, ben sana 3-5 bir şey getirdim ama yine istersen söyle, tamam mı? Ah benim düşünceli görümcem, seni çok seviyorum. Haydi. Nadim, bir şey yapma, ben seni bir şekilde bu delikten çıkaracağım ben seni. Sen beni düşünme Seferim. Ne demek düşünme Nadim ya? Ben seni düşünme, bir saniye bile geçmiyor benim hayatımda yani. Düşünme ne demek? Benim canım kocam, canım. Ya ben, ya ben? Sen ve kara gözlerin bir sefere çıkmadığım her saat yanıyorum, kaygılıyorum. Ben Nahide'nim. Sana unutma, tamam mı? Bana mektup yaz. Yazmam mı kız? Yazarım, en güzel mektupları yazarım sana. Hem de... Ucunu da yakarım o mektupları. Ben de o ucumu ruj sürerim, öperim. Şişt, bir kere öpeyim mi? Nadir saçmalama, adamların yanında yapma şunu. Hadi ya. Bu ne bu ya şu an? İki dakika romantizm yapacağım, pis bıyık ya. Olsun. Sen bıyıksıza yakışırmasın. Değilim Nadir de sen öyle diyorsa böyle olsun. Görüş bitti. Seferim beni sakın unutma, tamam mı? Baba benim yokluğumda sakın duş alayım deme. Yoksa seni çok fena yaparım. Sadece bileklerime kadar elimi yıkayacağım, duş yok. Duş yok Nadim. Aferin. Sever. Seni seviyorum Nadim. Olmaz mı? Hayır.
Aşkım dur, ben seni indireceğim. Yavaş. Ne biçim arabaya bu? Dur tamam. Yavaş yavaş. Dur. Tamam ama acele etme. Tamam gel şöyle. Öyle bırakır mısın patates çuvalı gibi, ne yaptın? Kolunu molunu koparacaksın adamı. Bin arabaya çık şuradan. Yavaşsın sen bırak abi, ben hallediyorum. Gel aşkım. Bırakır mısın? Gelme aşkısı. Hayret bir şey. Ya hasta adama nasıl dokunur onu bile bilmiyorsun. Hatırlatırım, dedeme yıllarca ben baktım rahmetliye. He öyle bir baktın ki yatalak adam senin görünce korkup kaçmaya başlıyordu. Bırak abi, yürü aşkıma. Kız, delirtme beni. Hayret bir şey ya. Zaten üstüme gelme, sinirlerim bozuk. Bırak pam pam ben taşırım, gel şu arabaya otur. Bırak çekil. Zaten her şeyin bir taktiği var kızım, öyle olmaz. Genel adam böyle koltuklara kaldırılmaz. Çık çekil. Ya abi ne yapıyorsun? Ya çık çekil. Kolunu çek, kolu kaldır. Abi ya dur, adam içine ayrıldı ya. Nasıl ağırlamak? Kızım kolundan dolayı olmuş, çıkar kolunu. Ya abi. Kaldırım. Allah'ım yarabbim ya. Tut. Kuzey. Düşürdün adamı. İyi misin ha? İyi misin Kuzey? Öldü mü, ne oldu ya? Ya bir dakika ya. Lan iyi misin? Senin yüzünden oldu bu. Ama senin yüzünden ya. Tutar mısın? Kalk lan. O kadar da değil. Tamam ben kendim yürürüm ya. Tamam aşkım kalk, kusura bakma. Kalk tamam. Abi abi. Tamam be. Allah Allah. Hani şurayı arayacaktın. Öğlen oluyor lan. Ara artık hadi. Ben o işi kendim çözeceğim. Başka türlü. Sen merak etme hadi. Oğlum bir... Kuzey beni delirtme bak yani. Arayacağım dedin. Ara şu kadını, şu karımı çıkarın artık bak. Hadi ara şu Şule'yi ya. Aramayacağım. Arayacağım Kuzey, beni delirtme bak. Karımı çıkaracağım, beni zorla delirttin şu an şurada. Kız çıkar, ara çıkar şu karımı. Oğlum Şule'nin derdi Naide değil. Bir başkası da değil. Onun derdi benim. Benle görüşmek istiyor. Ama ben onun oyununa gelmem. Benim karım oyuncak tabir. Ben o kadını çok iyi tanıyorum. Anladın mı? Ben şimdi onu yok sayacağım. O da sıkılacak, pes edecek. Sen karını görmek istiyorsan onunla pazarlık masasına oturtmayacaksın beni Şule'yle. Abi Akuzey haklı. Şule sırf kendine çekmek için yapıyor bunları. Benim karım da balık yemi değil mi? Yem benim karım yani. O da kendini yem ettirmeseydi abi. Niye kaçırdı Şule'yi? Sen şimdi son sözün bu mu senin şimdi? Oğlum ben bir şey demedim ki. Yıldız dedi. Oğlum ben salak mıyım? Tamam Yıldız'dan önce senin bir cümlen vardı yani. Son sözün aramayacağım falan dedin. Aramıyor musun? Son sözün bu mu şu an? Aramayacağım. Bitti! Bitti al cümle alem dursun. Bitti. Sef kuz şu an bitti burada. Oğlum bak çok büyük konuşuyorsun, sonra pişman olursun ha. Hı? Al. Sef kuz. Ne bu? Selamımı kendi başıma yaptım. Sana ihtiyacım yok. Onu anla diye yaptım. Hadi bakalım. Tamam ha, sen merak etme. Ben onu yumuşatırım. Ya neyini yumuşatacağım bunun? Oda sıcaklığında yumuşar bu zaten. İyi. Bir şeye ihtiyacın olsa haber verirsin, tamam mı? Annem beni pamuklara sarıp sarmalarsın, sen merak etme. Yine de benim gibi bakamaz ama. Abi. Tamam abi, tamam. Geç. Haydi. Hadi ya. Annem, hadi kalk baksana çorba yaptım. Yo, istemeyim. Ya anne, bak böyle aç açına olmaz ya. Sabahtan beri ağzına iki lokma bir şey koymadın. Kalk da böyle bir iki kaşık çorba iç. Tamam kızım, anlamayayım. Canım istemeyim. Ya baba, sen bir şey söyle bari ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kuzey, Kuzey oğlum neredesin? Ablam başına gelenlerden haberin var mı? Var anacığım, var. Cezaevinden geliyorum ben zaten. Başımıza gelmedik bir bu kaldıydı. O da oldu sonunda. Belki akıllanırlar biraz baba. Ha, akıllanırlar. Sen hiç kabahatin yok mu Kuzey Bey? Ben ne yaptım anne ya? Ben mi dedim onlara Şule'yi kaçırın, işkence edin diye? Şule, o Şule. Garın diye dolaşıyor ortalarında. Kuzey, gönder onu buradan, gönder. Gitmiyor anacığım, gitmiyor. Ne yapayım? Eterleyip bayıltayım mı, ne yapayım? Kaçırayım mı? Allah Allah.
Abi ne oldu? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey ya? Bir şey aç yok. Bakayım bir. Kızım tamam bir şey yok. Dün bir yere çarptım ezildi tamam. Ya tamam aç bakayım belki krem falan sürmek gerekir ya aç. Ya. Abi burası kanamış. Gavri mi? Bayıl. Anne abartma bir şey yok ya. Ne oldu oğlum? Kavga mı ettin bıçakladılar mı? Nedir bu yara? Yara değil o sıyrık. Sıyrık mıyrık değil bayağı yara. Ne oldu söyle nedir bu yara? Kurşun yarası. Ha? Ne? Ne? Dünür kurşunu Yaşar amca vurdu beni. Ne? İsteyerek yapmadı ya. Korkutmak isterken yanlışlıkla vurdu. Zaten haklıydı da. Ulan sen ne ettin de benim canım kardeşim sana kurşun sıktı ha? Ben Yıldız'ı görmek için onların evine girdim gizlice. E o da beni görünce sıktı tabii. Vurulduğundan Poyraz'ın haberi var mı? Var. Ya bana nasıl söylemez böyle bir şeyi? Kızım ortada telaşa vermek istemedik. Doktor çağırdık. O da geldi kurşun sıyırmış dedi. Ya o kurşun senin kalbine saplanaydı. O zaman ne olacaktı? Bu kadar yeter artık ya. İster benim can yoldaşım olsun, ister dünürüm olsun, ister canım ciğerim olsun. Kimse benim oğluma kurşun sıkamaz. Sıkamaz. Evet. Ben onun hesabını soracağım geberik Yaşar'dan. Lan o dünyayı dar edeceğim ben buna, dar edeceğim. Babacığım sen bu kadar büyük konuşma istersen ha. Ne de olsa siz dünürsünüz. Yakında bizim düğünümüz var. Ne düğününden bahsedeyim kızım? Bundan sonra ne düğün var ne de dünür var. Nasıl ya? Benim oğluma sıkılmış kurşun bana sıkılmış demektir. Emine bak kamerin çeyiz için gelen ne varsa hepsini topla geri götür. Hiç meraklanma Şeref Efendi. Bu evde kadıoğullarının bir çöpü dahi kalmayacak. Kadıoğullarla görüşmeyi bundan böyle ikinize de yasaklayayım. Sen Poyraz'la görüşmeyi için, sen de Yıldız'la. İşte o kadar. Şey, anne. Ha. Ya yalvarırım babamla konuş git bir şeyler yap hadi. Kusura kalma kameranım. Baban ne diyse o. Of of ay. Abi bari sen bir şey yap ha. Abi bir şey yap. Kızım bunu göstermesen kimse görmeyecekti bunu. Ya ben nereden bileyim? Hepsi Poyraz yüzünden. Ya insan söylemez mi böyle bir şey ya? Tamam velveleye verme ortalığı. Birazcık ortalık durursun. Ben halledeceğim merak etme. Tamam abi ama ne olur bir şey yapamam. Naydi. Canım karım benim. Mapuslarında çürüyeceğim oralarda. Abi, abi bak ağlama. Bak takma bıyıklarına bile aklar düştü ha. Ağla abi ağla ağla için açılsın. Böyle için atarsan hasta olursun. Sonra maazallah yengem hapisten çıkamaz. Sen böyle bir anda küt. Ne gülüp duruyorsun? Ağlatma adamı. Abi ah şaka edeyim şaka. Çıkacak yengem çıkacak sen merak etme. Çıkamayacak işte. Aramıyor o kuzey. Şule edilecek ama aramıyor çıkamayacak karım. Ah Allah da bu kuzey. Tez zamanda evi balkonu yıkılsın kuzey. Kurşunlara gelesin inşallah denk gelesin. Hiçbiri teyit geçmesin hepsine denk gelesin. Ya abi abi aha gelmedi mi kurşunlara zaten? Sen bak beddua etme senin beddualar tutuyor. Tutar tabii niye tutuyor sence? Niye tutuyor sence? Temiz kalpliyim de onun için tutuyor beddualarımı. Korkun benden yani. Bana bir şey yapılmasın korkun benden. Benim kalbim çok felaket derecede temiz olduğu için tutuyor. Asıl Naidem çıkmasın o zaman görecek Huzey Efendi gününü. Valla ne desen haklısın abi. De ya bu kadar abartmaya gerek var mı Allah aşkına ya? Ya yengem sanki ne yaptı ki? Cinayet mi işledi, hırsızlık mı yaptı, adam mı kaçırdı? Adam kaçırdı da onu ya, alamam yani. Benim karım organize suç örgütü lideri oldu. Benim tertemiz biricik karım. Adam kaçakçısı oldu ya ya. Naidem. Ya biz Şule'yi ne zamandır adamdan sayıyoruz ki değil mi? Yani bir şey olmaz ya. Yengem öyle birkaç ay yatağa çıkar. Hiçbir şey olmaz. Olur. Ula benim düğünüm ne olacak? Kamerli düğünüm ertelenecek mi şimdi? Geçmiş olsun. Ne oldu? Kamer, dünyamın uydusu ne oldu? Alo, Poyraz'ım. Rüzgarında savruldum. Yine yaptılar yapacaklarını.
dünyalı ay arasına gölge gibi girdiler. Ne diyor kız anlamıyorum. Düğünümüzü iptal diyorum. Ayırdılar bizi. Ne? Ne olmuş? Allah'ım korktum başıma geldi. Düğün erteleniyor. Ne diyor ya? Ne yapacağız Poyraz? Ha buldum. Tamam. Bak ne yapacağız biliyor musun? Yengemin kaldığı cezaevinin avlusunda yapacağız düğünü. Böylelikle yengem de düğüne gelmiş olacak. Oh ya. İki dakikada çözdüm vallahi hemen ha. Bütün aile inandı bak. Cezaevi avlusunda falan planlar yapılıyor. Yıllarca yatak demektir Aydın. Ya baban abim vurmuş. Niye bana demiyor? Babam çok sinirlendi. Vallahi yaktı bütün gemileri. Vallahi öyle bir şey olursa ben kendim yakarım bu sefer Kaber. Şeref abim öyle bir şey yapmaz. Niye yapmasın? İnsan için dünürüne kurşun sıkar mı? Hayır illa sıkacaksa düğünden sonra sıksaydı bari. Ne? Kaber bak ben sana her şeyi anlatacağım. Ben şimdi gelip seni alıyorum tamam? Hayır bak sakın gelme. Babam çok sinirli şu an. Babam bu sefer seni vurur vallahi. Vurursa vursun ya beni hiç ilgilendirmiyor. En kötü düğünü hastanede ederiz. Geliyorum şimdi. Bana bak lan Zibidi. Atır oturduğun yerde. Gelip de buraya bizim başımızı belaya sokma. Sen şimdi fırtına dinene kadar sığınağında otur efendi gibi. Tamam mı? Ama şimdi Kuzey abi. Ne? Kuzey mi? Dur. Alo aşkım ne oldu? Aşkım, sevgilim. Babam küplere bindi. Her an oraya gelebilir. Yani tedbirli olmanızda fayda var. Hatta bence Yaşar amcayı alın siz şehir dışına götürün. İyi tamam aşkım ha, sen merak etme. Buralar bana emanet. Ya Poyraz'ımı da kaçırın. Bırak demin. Alo. Seni var ya mahvedeceğim seni. Sana öyle bir beddua edeceğim ki ayak parmağınla bir gün kalkacaksın. O ayak parmağında o burnu koca burnu yer değiştirecek. Gerçi fark etmez senin ikisi aynı boyutta. Alo. Sefer abi ben ne yaptım şimdi ya? Kamer. Tamam bir dakika dur çekil. Kız sana demedim. O Haygeç abine söylüyorum. O Kuzey'e söylüyorum. Oğlum bak Kuzey beni duyduramıyorum. Benim karımı çıkar bak. Çok fena olacak. Çıkar. Düğünüm ertelenecek. Nerede? Abi. Kokla. Tamam kokla. Ay, kalp geliyor gibi oldu da. Abi. Yapma, uyuyalım. Sabah oldu aşkım. Haydi kalk artık. Sabahlar olmasın aşkım, uyuyalım. Günaydın öpücüğü istemiyor mu yoksa? İstemem mi? İyi, öp o zaman. Dudaklarında boğuldu. Hadi. Hadi bir tane daha öp, hadi. Lan! Ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun lan? Bıraksam iki dakikada harcayacağım beni sapık. Oğlum sensin sapık, nasıl konuşuyorsun? Sen mi öptün lan beni az önce? Ben seni ne öpeceğim lan? Ben bacını öptüm. Bacın? Kız ne diyor bu? Yok abi yok. Aa seni öptü. Sadece öpmekle kalsa yine iyi. Ne? Ona demek... Ne yaptın lan? Ne yaptın lan bana? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne olacak ha yenge? Sef kız aşkı dolu dizgin devam ediyor. Yazıklar olsun Sefe sana. Burada gül gibi karın dururken pampanın koynuna mı girdi? Hadi saçma sapan konuşma. Ne olacaktı? Bacım mı girip bunun koynunda uyuyacaktı? Ben uyuyacağım tabii. Yazıklar olsun. Kız lan yanımdan. Şuna bak. Hayaller yıldız, hayatlar sefer. Sarıl boğuşarken öpüp koklarken öyle değil mi?
oldu ama. Bıktım senden be. Boşayacağım seni. Boşal, boşal, boşal. Boşarsan boşal lan. Ben de giderim, babamla bile kalırım yani. Ben istemedim, ben istemem. Durun buna. Sabah sabah didişip durmayın. Kimse bir yere gitmiyor. Ha? Hep beraber gideceğiz buradan. Beraber gideceksek de önce babama gideceğiz. Konuşacağız, ikna edeceğiz. Anca beraber, kanca beraber. Oldu ya. Canımı sokakta bulmadım ben. Ne yapacağız? Gideceğiz. Baba teker teker bizi mi vuracak misilleme diye. Sana yazıklar olsun. Beni, Kuzey'ini bu yolda yalnız mı bırakıyorsun? Sen az önce beni boşuyordun. Ne oldu? Hı? Abi. Aa, olur mu hiç öyle şey? Sen Kuzey'in ilk göz ağrısısın. O hiç boşar mı seni? Vallahi mı kız? Doğru. Ben bacına sonradan aşık oldum. Benim ilk aşkım sensin oğlum. İlk göz ağrım sensin. Benim de. Günaydın. Ya ilan aşkınız bittiyse kalkın da kahvaltı edip gidek. Kalbi kırık analar babalar bekliyor. He valla. Gerekirse ağlayacağız, yalvaracağız ama yine de ikna edeceğiz onları. Yürü be. Çok güzel konuştun. Hay ağzını... Tebrik edeyim senin. Helal olsun. İsteyeceğim seni. Alacağım zalimimizi. Alabilirsen tabii. Haydi. Haydi kalkın, ha gidiyoruz. Kalkın. Kalkın. Oh. Oh, hadi tamam. Yok ya. Biraz uyumuşsun burada ya. Küçücük yatağı. Ne yaptın kız orada? Oğlum ne yapıyorsun? Arama benim. Öküz ya. Bacısın. Don't panik sister. Henüz şive yapmadı. Sakin. Kızlar, nereye kayboldunuz ya? Gökçe, şom ağızlısın. Kız, ben size kaşarlı poğaça yapacaksınız demedim mi? Dedin. Aynı kaşar. İşte bak burada kenarda. Bu kaşarlı değil, kaşar kokulu poğaça olmuş. Ben hayatım boyunca içinde kaşar olan bir kaşarlı poğaça yemedim ki. Evet, ben de. Yani İstanbul'da hep böyle yapıyorlar. Kaşarları sadece poğaçaya koklatıyorlar. Ama burası Ordu canım. Burada kaşarlı poğaçanın içinde kaşar olur. Böyle koyacağım. Sare, ne yapıyorsun böyle? Dükkan batar. Bugüne kadar batmamış canım. Bundan sonra da batmaz. Koy sen. Hayır ya. Tamam yeter, bu kadar yeter. Bu ne? Senden güzel olmasın, çok güzel hamsi aldık. Sen de Mine'yi al gel. Limanda mangal partisi yapacağız. Sareciğim. Sare. Ne oldu? Niye böyle bakıyorsun? Yani bizim şu yarım saatlik yemek molamız var diye onu biraz uzatabilir miyiz lütfen? Niye? Bizim çocuklar mangalda hamsi yapmışlar ve bizi çağırıyorlar. Ne olur izin ver gidelim. Heyt be. Sare lütfen, Sare lütfen. Hadi gidin. Oh be. Derdim. Ama çok iş var ya. Ama Sare cadısına demeden gelin. İzin vermez o vicdansız. Kıyamam ben size ya. Ben o kadar vicdansız değilim ki. Hadi gidin, idare ederim sizi ben. Ya kim demiş sana vicdansız diye ya? Sen var ya, sen bizim aşk meleğimizsin. Aşk, uy! Sareciğim, inşallah senin şu güzel yüzün aşktan yana güler be. Benim derdim yüzümün gülmesi değil. Beni ağlatanı daha fazla ağlatmak. Sen hiç merak etme. Seni ağlatan o vicdansızı öyle bir ağlatacağız ki... hafızasından silinmeyecek. O pisliği var ya, o pisliği. Doğduğuna pişman edeceğiz. Onu Sibirya çöllerine yakacağız, bak gör. Hadi gidin gidin. Babama gözükmeyin. 1,5 saatiniz var ona göre. Sareciğim, sana getirelim mi hamsi, ister misin? Yok, istemem. Ama bak, Osman'ım kendi elleriyle yapıyor. Çok da güzel yapar ha. İstemem dedim ya. 1 saat 29 dakikanız kaldı. Hadi. Kaçtık. Osmancığım kendi elleriyle yapar. Osmancığım kendi elleriyle kendi kuyusunu kazıyor da haberi yok.
Hampa hayırdır? Sıcak ekmek almaya mı durduk? Yok ya. Benim kürek mahkumlarını alacağım. Kızlara ne edeceksin ki? Ya babamın karşısına ne kadar kalabalık çıkarsak o kadar iyi. Kaleyi içten fethedeceğim diyorsun yani. Güzel. Şeref amca torunlarına kıyamaz. Kızlar tereyağı gibi eritir onları. Ya onların hepsi zaten 04 yıldızcı. Çöpümüzü çatalım diye bakıyorlar böyle. Ben gideyim de kızları alayım. Tamam. Bana bak lan, gelmişken iki parça alıver ya. Oğlum daha yeni kahvaltı ettik be. Lan ne var yani, stresten acıkın. Hayır, iki parça, 2 lira ya bir parça. Parçanın hesabını yapıyor. Bu ne ya bu? Tamam abi, tamam. Sefer, boşan da seferin iyi. Selamun aleyküm Sare, kolay gelsin. Hoş geldin Kuzey abi. Neydi bunlar ya? Keçi peynirli. Fırından yeni çıktı, sıcak sıcak. Vereyim mi? Vallahi çok güzel koktu. Sarsana şu 4 tane. Benim cikciklerim mi yaptı bunları? Vallahi inanmayacaksın ama onlar yaptı, evet. Boynuz kulağı geçti. Vay vay vay. Yorulmuştur şimdi onlar. İçerideler mi? Kuzey abi, kızlar... Ne oldu? Uyukluyorlar mı yoksa? Tamam ya, kızmayacağım. Bir şey konuşacağım ben onlarla. Ay yok şey, kızlar içeride değiller. Neredeler? Gelmediler mi? Yok, geldiler de öğle arasında limana gittiler. Mangalda balık yapacaklarmış. Benim kızlarım daha şofben yakmayı yeni öğrendi. Mangalı nasıl yakacaklarmış? Bilmem, belki de o işi de Emin'le Osman yapar. Ne? O zibidilerle mi gitti benim kızlarım? Vallahi Kuzey amcığım, senin bu kadar sinirleneceğini bilseydim ben hiç söyler miydim? Söylemezdim. Ya ben onlara kaç kere söyledim. Benim kızlarımla görüşmeyeceksiniz dedim. Sana da aşk olsun Sare. Gönderiyorsun onları onların yanına. Yok, ben göndermedim, izin vermedim. Ben dedim ki yapmayın kızlar, gitmeyin dedim. Kuzey abi öğrenirse çok kızar size dedim. Onlar da dedi ki, yak ya dedi. Babam nereden bilecek ki, haberi bile olmaz dedi. Yak ya mı dediler, böyle mi dediler? Ben gösteririm ona yak ya'yı. Kuzey abi, ben de bir şey diyemedim tabii ki sonuçta. Patron sayılırlar. Nerede patron sayılırlar? Ben onları göstereceğim patronun kim olduğunu. Kuzey abi, çok kızmasan, hani şimdi benim sana söylediğimi falan duyarlarsa aramız bozulur. Bir şey olmaz, hadi sana kolay gelsin. Kolay gelsin Kuzey abiciğim. Aferin kız Sare. Vallahi istesen bu kadar denk getiremezdin. Hadi bakalım. Şimdi görelim sizi şoför bey. Hadi. Hop. Emin. Çık. Hoppa. 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 Oynasana, oynasana zeytin gözlü. Hadi oynasana ne oldu? Hadi aşkım. Ne olası aldın ya? Hava da oyna. Ne oldu? Hava da oyna. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oynayalım. Oynasanıza, niye durdunuz? Hadi. Ay baba, ne yapıyorsun ya? Ortamı şenlendiriyorum güzel kızım. Ne oldu lan? Hadi gençler, oynasanıza lan. Oynayalım mı? Ha? Abi. Vallahi. Tamam o zaman abi. Aynen, hadi biraz daha. Ayağım. Ne oldu lan? Hadi kızlar, hadi. Hadi hep beraber. Hadi bak böyle. Gel. Hoppa. Evet. Oyna. Hadi. Sevkos. Ay, bir şey geliyor. Ne geliyor?
Abi, abilim. Sinekten çekeyim mi lan bir tane? Yap, yesin mi sinekten? Yapma abi, yapma. Yapma. Abi, yapma. Yapma Hüseyin abi, elinize her zöp. Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum, ben size kızlarımdan uzak duracaksınız demedim. Dedin abi. Dedin abi. Ya lan gevşek. Sıkayım mı lan bu da vidalarını ha? Babacığım yalvarırım bak, bir delilik yapma. Yapacağım kızım. Hı? Abi bak valla biz bir balık ekmek yiyip gidecektik ya, balık yaptık ya. Oğlum siz Türkçe anlamıyorsunuz mu lan? Bilmiyoruz mu Türkçe ha? Adam Türkçe konuşuyor. Rusça falan mı konuşacak ha? Siz istiyor duş. Bana bak, ben size demedim mi? Kızlarıma yaklaşırsanız sizi balıklara yem ederim demedim mi? Dedim abi. Hazır mısın Pampam? Evet. Ne? Ne? Hayır! Düz! 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 Ordu! Hadi vur, sen de atsana. Oğlum ben bu çocukları buraya korkutmaya getirdim. Neden suya atıyorsun çocuğu bu soğukta? Lan ne bileyim, baştan diyedin ya atmayacağız diye. Beni öyle attım. Ya sen ne olmuşsun? Bağırma lan çoluk çocuğu yanıma. Oley be! Allah'ım vallahi biliyordum ama biliyordum. Dedim, dedim. Kuzey abi aşıkları ayırmaz demedim mi? Dedim ya vallahi dedim abi, seni çok seviyorum. Vallahi çok seviyorum. At, at. Osman. Hadi lan. Kaç. Kaçayım, kaçayım, kaçayım. Baba! Kızlar. Siz de kaçın. Ne olas? Oğlum ya, gözümü soktu ha? Dondum. Boşu boşuna attın beni. Of. Yazık çocuğa ya. Hadi bakalım. Evet. Bu ne suratlar? İçeri girince surat asmıyoruz, gülümsüyoruz. Tamam mı? Baba. Şirine'yi denize attınız, siz bunun farkında mısınız acaba? Simit bile atamadım ben Legolas'ıma. Kızım, Beşiktaş vapurundakiler atar onlara simit. Ah be Mavişim, şimdi senle Beşiktaş Kadıköy vapurunda olacaktık. Böyle martılara simit atacaktık. Efendime söyleyeyim, böyle karşımızda Dolmabahçe, Haydarpaşa, mis gibi boğaz havası. Allah Allah! Çok özledin galiba İstanbul'u. Öyle ballandıra ballandıra iyi anlattın. Çok özledin. Sen gidersin. Yok ben o... Yok yok, iyi anlattın. Ballandıra ballandıra anlattın. Gidersin o zaman. Ya ben seninle gitmek istiyorum. Biz seninle tatile bile gidemedik Mavişim ya. Tamam. O zaman izni alalım. Beraber Fizan'a bile gideriz. Tatil planınız bittiyse babayı ikna etmeye gidelim. İkna edemezsiniz. Bakkala bile gidemezsiniz. Haberiniz olsun. Sen hiç merak etme Naide abla. O iş bizde. Biz dedemin ağzından girer, burnundan çıkarız. İkna ederiz yani, merak etme. Tamam, tamam. Toplayın şimdi kendinizi. İçeride yapacaklarımızı anlatıyorum. Tamam mı? Gülümseyeceksiniz, duygu sömürüsü yapacaksınız. Mine, sana görev veriyorum. Bir numaralı bakışını takınacaksın. O hangisi ya? Yavru köpek bakışı. Yap bakayım. Enik. Kaşlar daha yukarı, daha yukarı. Gözler daha dolu dolu, dolu dolu. Dudakları bas aşağı, bas, bas. Titret, çeneyi titret. Tit 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 titret, titret. Abi. Çok namussuzum ya. Korktu mu kız? Bu sefer ne güzel yapıyor değil mi lan? Vallahi ben bunların içinde şeytan olduğunu bilmesem ben bile yerim. Sahtekarlar! Bağırma kıza. Yap dedin, yaptık baba işte ya. Sana yazıklar olsun baba ya. Sen bizi resmen kullanıyorsun. Dedemin duygularıyla oynatıyorsun. Oynatırım. 40 yılda bir sahtekarlığınız işe yarayacak. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Sen ne komik adamsın ya. Ne oldu? Ay ne oldu, bir şey söylesenize, poyrazıma bir şey oldu. Dur, boş konuşma, dokuz anne ne olacak? Hayırlı iş için geldik, çık çekil. Ne? Ay benim isteyeceğiniz yoksa? Hayır Kamer, biz kendimiz için geldik. Sıra bizde, az biraz bekleyin siz, haydi çekil. Geçin ya. Tek kanatlı kapı ya. Sen artık bak çok havalanmaya başladın ha. Uyarayım. Bir dost. İyice yeni gelinliğe kaptırmış kendini. Ne oluyor ya? Tut. Tamam güzelim, sen bakma onlara. Babamlar evde mi? Hmm,
evdeler. Keyifleri yerinde mi? Yani pek de yerinde sayılmaz. İkinizi böyle baş başa basınca malum tatları kaçtı. Sana fikrini sormadık. Sorulana cevap ver. Çay var mı? Onu da sen önce. Çay çocuk. Ay ne istiyorsunuz siz be? Geldiniz böyle birden. Babam bizi yem olarak kullanacak. Baba, kızlar ne oldu? Neyden bahsediyorsunuz? Bir şey olduğu yok kızım. Güzel şeyler olacak. Ama birazcık sizin maharetinize bağlı. Bizim mi? Ne? Ablacığım neden anlamak istemiyorsun? Sevgili babacığımız dedemi ikna etmek için bizi öne sürüyor. Ya baba yani bizi de bu evden kovdurmaya niyetin var. Ben size güveniyorum yavrularıma. O zaman hakkınızı helal edin. Abi kim gelmiş kızım? Hadi sağdan sağdan gidiniz. Saatlerdir kapıda konuşturuyorlar için. Kazanımız mübarek olsun. Benim mont alın. Nereye asılacak montlar? Dürüm yaptım. Ya dur sen abi ya. Çalış müsibet be, çalış. Bu kadar emektarsın değil, atamadık. Dedeciğim, babaanneciğim, Grandpa'cığım. Canım benim. Dur ne la. Oluyor kızlar? Dur la, dur. Sizin bu saatte ne işiniz var burada? He? Yoksa işten mi kaytardınız? Aa, yok. Vallahi kaytarmadık. Biz izinliyiz. Ne izniymiş o? Evlilik izni. Ne? Hey. Kiminle evlendiniz? Ay yok babaanneciğim biz evlenmiyoruz. Babamla Yıldız abla evlenecek yani tabii gidip isterseniz. Otur otur sakin ol. Ben o geberik Yaşar'dan tuz bile istemem. İlahi dedeceğim senden yani. Tuzunu ne yapacaksın kızını alacağız. Olmaz öyle şey. Vallahi ben denedim olmadı kolay gelsin. Dedeciğim bak lütfen Yıldız ablayla babama senden başka çaresi yok. O yalı kazığının adını anmayın. Benim Kuzey diye bir oğlum yok. Ne o? Kendi gelemedi. Sizi gönderdi değil mi? İsmail. Aa. Ya babacığım niye öyle diyorsun? Ben aslında kendim gelecektim. Kızlar dedi ki biz dedemizi ikna ederiz dedi. Senin ne işin var lan burada? Şey atarım ulan seni yıkama. Şerif amcacığım, Şerif amcacığım. Az biraz sakin ol, az biraz otur. Gel beni düşün. Ne oldu lan? Şeref amcacığım, ne olur abi düşmanlık artık bir son bulsa. Hı? Aa, bizim mutlu olmaya hakkımız yok mu? Senin baban o kurşunu sıktığı gün o iş bitti kızım. Nerede? Ulan kes, vay be. Radyoyu kesin. Yapar ya Şeref amcam benim, yetenekli. Ya Şeref'im o öyle değil yani. Babam yanlışlıkla şey yaptı onu. Uzay'ı evde görünce öyle, babam normalde önündeki şeyi vuramaz yani. Ondan ötürü o. Atarım bak buna. Ya babacığım. Poyraz da aynı şeyi yapsa, bizim evimize girse sen de onu vurmaz mıydın şimdi? Aynı şey mi ola? O benim kızımı kaçırdı. Aynı şey baba, ben de Yıldız'ı kaçırıyordum ya. Hı, iyi ettin. Keşke daha iyi bir yerlerinden vurulsaydın. Ben de tam bunu diyorum babacığım, Yaşar amca haklı. Ne haksız efendim, haksız. Kimse benim olma kırışımı sıkamaz. Sıkamaz. İyi, oğlunuzu bu kadar düşünüyorsanız everin o zaman. He, kıymet bilen bir oğlum olaydı. Ben onun sevdiğini almak için dünyanın öbür ucuna gider alırdım. Ama kıymet bilen, böyle babasına saygı gösteren bir evlat göremeyim ben. Beşini yumuşatırım onu sen şey yapma. Antende mi sıkıntı var radyoda? Sıfır. Ne ya, ayıp ya. Limonlu bir su yapayım sağ. Yaşar amca nasıl sağ gösterip çol burada ama? Ha. Ay. Demek ki sadece babamın canı çikolata istemiyormuş. Yaşar amcanın canı da çikolata çekebiliyormuş. Can bu çekiyor. Canını alırım senin Gökçe. Tamam biz şimdi sakin olalım. Bundan sonra ne yapacağımızı düşünelim. Ne yapacağımız belli. Kaçıracağım kızını. Ay tabii ya. Onlar vermezse biz de gideriz, kızımızı alır, kaçırır, geri getiririz. İşte bu be. Hem Kuzey Mollu oğluna kız vermemek ne demekmiş? Yer mi Karadeniz çocuğu? Yemez, kaçıracağım. Biz sonuna kadar arkandayız baba. Zaten bunu Yaşar amca istedi. Şimdi onlar düşünsün. Kim ya? Bana bak, Feride. Annenizi almayın içeri, uğraşamam. Aa, sen hiç merak etme. Annemiz şu sıralar bize asla bulaşmaz. Kızımızı kaçırmaya gerek kalmadı. Kendi kaçmış zaten. Ne diyorsun Feride ya? Ne kaçması? Aşkım. Canım bak baban bizleri, zalim baban bize neler yaptı ya. Olsun aşkım al. Pes etmek yok.
sonuna kadar savaşacağız. Savaşmak falan bitti. Ben savaş stratejimi değiştirdim. Seni kaçıracağım. Kuzey, beni kaçırsan ne olacak? Kaçırsan ne olacak? Aa, senin evli olduğun sürece kaçırsan da evlenebileceğiz mi sanki? Mavişim, en azından kavuşmuş oluruz ya. Kuzey bak, bizim düşmanımız babam değil. Senin evliliğin. Önce ona odaklanalım. Ya odaklan... O ne lan? Hoş, tamam dur, sakin ol. Oha, yok artık. Ey dur, sakin ol, sakin ol. Oğlum sen benim kızımı kaçırmaya mı geldin? Yok baba, otel köşelerinde sürünmesin diye kalıyor burada Ömer. Ha, ben bu Babyface de bilmeden ev arkadaşı oldum yani. Yok öyle değil. Yani sen zaten bu evi kullanmıyordun. Bu ev genelde boş kalıyordu. Ben de o yüzden dedim ki Ömer kalsın burada. Ben aslında çok iyi bir ev arkadaşıyımdır. Yani güzel yemek yaparım, bulaşıklarım, örgü öremem. Ama tanısanız beni çok seversiniz kesin. Konsolda futbolda oynar mıyız lan? Bayılırım. Yere git lan. Babacığım, kime niyet, kime kısmet? Sen Yıldız ablayı istedin, küçük aile evlendin. Çok komik. Defol git lan evimden. Baba ne olur Ömer biraz daha burada idare etse. Zaten ailesi ona hiç para göndermiyor. Çocuk beş kuruşsuz ne yapacak sokaklarda? Oğlum anladık, paran yok. Pijama alacak paran da mı yok? Niye benim pijamamı giyiyorsun sen? Ha, Antep'e gelirseniz siz de benimkini giyebilirsiniz. İstemez. Herkes kendi pijamasını giyecek küçük ha. Hadi evli evine, köylü köyüne, hadi yürü. Baba Ömer'in kalacak yeri yok. İyi o zaman. Gitsin yaylada, samanlıkta yatsın. Hadi. Hey. Aa, bu soğukta bu çocuk yaylada, samanlıkta nasıl kalacak Kuzey? Kalsın şu odalardan birinde ya. Ya Yıldız, zaten benim başımdan aşkın dertlerim. Bu ne? Bir de bununla mı uğraşayım ben ya? Yukarıda konuşmalarınızı duydum. Çok üzüldüm. Yani bir insanın zaten böyle bir durumda sevdiğine ulaşamaması çok zor. Bir de babasıyla ilgili böyle problemler yaşaması daha da zor yani. Yapma ya. Öyle mi canım? Çok mu hoşuna gitti? Yok, vallahi çok üzüldüm. Git dışarıda üzül o zaman. Delireceğim ya. Delireceğim. Tamam aşkım, delirme ha, delirme bak. Aa, sabrettik. Az daha sabredeceğiz. Ya Yıldız, ben çok sıkıldım böyle. Hiç ben seninle görüşemiyorum ki, kaçak göçek liseli gibi. Vallahi çok sıkıldım böyle olmasından. Tamam işte, Antep'e gelirseniz sizi orada kimse tanımaz. Oğlum sen hala burada mısın lan? Beraber gideriz diye bekledim. Saçma sapan konuşma. Niye saçma sapan olsun? Aa, böyle hep beraber gitsek, böyle biraz havamız değse fena mı olur yani? Yıldız, ne diyorsun sen şimdi? Antep'e mi gidelim diyorsun? Ben böyle büyük minnoşumu kimlere gelin vereceğiz, kimlerle dünür olacağız görsem fena mı olur? Ya bak, büyük minnoşum diyorsun. Ne tatlısın ya. Ama ben kimseye göz vermem. Ama baba lütfen ya. Olmaz dedi. Ya baba lütfen, lütfen baklava yiyelim, beyran içelim, böyle nohutlu dürümlerden falan yiyelim ya. Ne olur Dad, hadi be gidelim. Olmaz dedim. Ya baba, yeter ya, olmaz diyorum. Tamam, tamam kızlar. Siz bir balkona çıkın, ben şöyle bir babanızla baş başa bir konuşayım, ondan sonra sizi ben çağıracağım, haydi. Ben yukarıdayım. Destan Bahçe. Sen de haydi Ömer'cim, sen de dışarı çık. Aferin. Kapıyı da kapatın. Kuzey, abi buradan böyle biraz gitsek, stresten uzaklaşsak. Belki ben seni öperdim. Gidersek öpecek mi? Vallahi mi? O zaman bu romantik tatilimizi ben bu küçük hanın evinde falan yapamam. Şeye gidelim. Kapadokya'ya gidelim. Kapadokya'ya mı? He, Kapadokya'ya. Madem sonunda beni öpeceksin, buna yaraşır bir yer olması lazım. Hem de böyle yeryüzünden gökyüzüne yükselirken. Ya ben seni öpünce zaten yeryüzünden gökyüzüne otomatikman yükseleceksin mavişim. Öyle değil abi, balona binince. Balon mu? Balona bineceğiz. Tamam ya, öp de nerede öpersen öp. İyi tamam, o zaman kararımızı söyleyelim kızlara, çağırıyorum. Hadi. Kızlar gelin haydi. Çağırıyor, çağırıyor. Bilmiyoruz. Verdik kararımızı, verdik kararımızı. Ne? Söylüyoruz, hazır mısınız? Kapadokya'ya gidiyoruz. Siz romantik tatilimizin bir parçası değilsiniz, siz gelmiyorsunuz. Nasıl ya? Ne? Niye ya? Niye biz gelmiyoruz baba, niye? Çünkü siz okumadınız, çalışacaksınız. Allah Allah! Okusaydınız krallar gibi tatil yapabilirdiniz. Ama okumadınız. Bu şartlarda Mavişim'le biz romantik bir tatil yapacağız. Siz gelmeyeceksiniz. Burası sizi ilgilendirmez.
İyi ama abimleri de çağırmamız lazım ha. Öyle baş başa gidemeyiz. Babamlar peşimize takılır. Çağırırız ya. Abimler bizi bozmaz. Biz orada her... tamam. Antep'e de gideriz değil mi? Gideceğiz, gideceğiz. Tamam. Hadi neresi güzel ya? Yer demir gök bakır yani. Garip buz uçağı gibi bir yere geldik. Dondum ben, kemiklerim titriyor vallahi. Tamam Pampa, siz arabayı alın gidin, biz baş başa tatil yapalım Yıldız'da o zaman. Hayır canım, o anlamda demedim. Beleş tatil oğlum, kaçırır mıyım yani? Beleş değil mi lan bak? Söz ağzından bir kere çıkar, sen ödeyeceksin yani. Sıkıntı yok oğlum, senin tatilin bende. Ben ağırlayacağım. Ayrıca çok güzel bir tatil olacak abi. Ben hiç öyle hissetmiyorum yani. Bence böyle rezil, çok kötü bir tatil olacak, çok kötü. Öyle içimden öyle geliyor yani. Hadi hadi üşüdük, içeri girelim hadi ya. Yok gel yıkıcıma. Taştan otel mi olur ya? Ya yürü çok güzel ya. Merhaba. Kuzey Mollaoğlu adına iki oda rezerv etmiştim. Hoş geldiniz. Hemen bakıyorum. Hoş bulduk canım. Bunlar oda anahtarlarınız. Bu sizde Yıldız Hanım'ın. Bu da size. Hadi bir şey. Güzel. Hayır sen Yıldız'la mı kalacaksın? Nedir bu? Evet. Sevgiliyiz biz. Oğlum beni bağırtma. Sevgili mevgili bağımın falan haberi yok. Yüzük yok, bir şey yok. Nikah yok. Olmaz öyle şey. Sevgili. Yılın başı bir baş başa kalacak koca. Mavide. Ya abim doğru söylüyor. Öyle evlenmeden aynı odada kalamayız. Biz böyle yengemle kalırız. Siz de abimle kalırsınız. Ah sen al. Hadi size iyi eğlenceler. Hadi görüşürüz. Hadi Pampa yürü ya gel. Nasıl tamam, odamda gidelim. Hadi. Oğlum ben nikah falan da istemiyorum. Şey yapma. Hop! Yeter ya, ben pes ediyorum. Sağ ol, benden de o kadar. Babamlar orada Kapadokya'nın tadını çıkarırken böyle dıptıs dıptıs eğlenirlerken biz burada fırının altında terliyoruz. Yok öyle ya ama. Mine, biz o okulu hiç ekmeyecektik. Hayatımızın hatasını yaptık, kabul et. Kardeşim biz hayatımızın hatasını falan yapmadık. Biz sadece eğlenmek istedik. Bunun bedeli bu kadar ağır olmamalıydı. Yeter artık, ben isyan bayrağını çekiyorum. Al benden o kadar. Ben de çekiyorum. Yürü kız, gidelim. Ordunun o güzel sokaklarını atalım kendimizi. Böyle bağıra çağıra özgürlüğümüzü ilan edelim kardeşim. Bir sakin ol Gökçe. Özgürlüğümüzü ilan edeceğiz. Ama Ordu sokaklarında değil. Kapadokya sokaklarında. Ups. Biraz abartmıyor musun tatlım? Bizi babam orada görürse var ya, düşünmek bile istemiyorum, mahveder bizi. Düşün. Ya düşün. En fazla ne yapabilir ki? Bağırır. Çok bağırır. Double double bağırır. Ama ne bileyim Mine ya, işte bir sürü laf eder, kızar falan. Ama eninde sonunda affeder. Kızım, biz onun biricik bebeksi kızlarıyız. Azıcık aklını kullan. Doğru söylüyorsun aslında. Yani sonuçta oraya gittikten sonra ne yapacak? Deveyle bizi geri mi yollayacak? Ay hadi hadi. Çıkaralım şu önlükleri, prangaları da rahatlayalım. Evet. Çıkaralım tabii. Yalnız bir şey değil mi? Mekan çok güzel, şahane bir yer ha. Ama ben böyle üç gün falan en fazla. Denizmeniz yok ya, daralırım burada. Hayatta yapamam. Sen öyle sen. Ben Kapadokya'ya bir çift mavi deniz getirdim. Öyle de bir adamım. Oğlum senin gözüne ışıktan yansıyor. Mavi mavi değil o. Biraz bir çıtır mavilik var o yani. Sefer abartma. Abartma Sefer. Allah Allah, neyini abartacağım? Bir kere benim küçükken gözlerim masmaviydi, saçlarım lüllü sarıydı yani, küçüktüm. Atma Sefer. Evet Nade, neyini atacağım ya? Sonradan güneşin altında dura dura kapkara oldum yani. Bir kere benim mavişimin gözleri denizlerden bile mavi, değil mi mavişim? Evet. Evet arkadaşlar, yarının programını açıklıyorum.
Kemerlerinizi bağlayın ve de sıkı durun. Masallar diyarına küçücük bir yolculuğa çıkacağız. Madde bir. Balona binelim. Hemen balona binelim Mavişim, balona binelim. Hemen olmaz. Sabah ara gün doğumuyla bineceğiz. Ben böyle gökyüzünün en parlak yıldızına çıkacağım. Sonra oradan yıldız tozları benim dudaklarıma serpilecek. Şşş, Aybola ne diyorsun oğlum? Tamam madde iki. Kapadokya'nın olmazsa olmazı peribacalarını gezeceğiz. Hadi deve lütfen deve. Deveye binelim yani. Geldik o kadar deveye bir binek ya. Deve olmaz. Ata binelim. Hem Kapadokya'nın anlamı güzel atlar diyarıymış. Ya niye ya? Ya niye yani? Ne var deveye binsek? Bu kadar geldik ya. Ben istemiyorum yani. Gerçekten benim hiçbir istediğim olmuyor. Çok kötü bir tatil bu şekilde yani. Ne var ya deveye bir kere binsek? Bir ben bineyim bari. Beni götürmeseydiniz olamam buralara kadar yani ya. Ya yenge. Aha, ağlatma şu abimi. İstediği olsun develere binelim. Orada da bineriz atlara. Of tamam iyi. Vallahi mükemmel bir tatil. Şu an kendime geldim otomatik. Daha da güzel olacak. Daha da güzel olacak. Gelelim madde üçe. Tamam artık gerisini bana bırak. Naydi. Ya zaten her şeye karışıp durdunuz. Alın siz ya bu programı. Kusura bakmayın hanımım biraz stresli sinir krizi geçiriyor. Şimdi ne yapıyorsun madde insanlara var? Yarın akşam dans edebileceğimiz bir yere gideceğiz. Kendimizi romantizmin kollarına bırakacağız. Maceramız an itibariyle başlamıştır. Hayırlı olsun. Benim maceram yarın gökyüzünde başlıyor. En yükseğe çıkınca da gözlerini kapatacaksın. Hello! It's me! Kız, ne işiniz var bu saatte burada? Senin için geldik pembişim. Üstündeki ölü toprağını atmaya geldik. Ya tövbe de ölü toprağı mı var benim üstümde? Ya ne diyorsunuz siz öyle ya? Ne oluyor yine? Gençliğimiz elden gidiyor. Bin kala. Bizim bu güzel çağlarımız var ya. Unla suyla hamur ettik hepsini. Gençliğimiz elimizden gitmeden tadını çıkaralım diyoruz. Ne istiyiniz siz? Ya babam Mavişi'yle Kapadokyalarda zevkü sefa içerisinde tink atarken biz burada küçük Emrah gibi boylu bükük kaldık. Anam Kapadokya'ya mı gitmişler? Evet. Ve o romantik tatillerinde bize yer yokmuş. Ama sen şimdi elimizden tutsan, bizi Kapadokyalara götürsen çok iyi olmaz mıydı? Hı? İyi tamam ya. Nadem, nazlama, gel şurak. Çek şimdi ya. Nadem, fırçını lavaparım ben. Şimdi elimden bir kaza çıkacak. Başağım benim. Başak ne lan? Efendim aşkım. Mavişim uyudun mu? He uyudum. Telefon da rüyamda açtım. Biz zaten rüyalarda buluşuruz anca. Öyle deme Kuzey. Bak aa yine baş başa sayılırız. Nasıl baş başa sayılırız? Ben niye abinle uyuyorum o zaman? Olsun. Senin iki adım ötemde olduğunu bilmek bile çok güzel. Ama ben iki adım ötemde olmanı istemiyorum. Ben sarılmak istiyorum, öpmek istiyorum. Ne bileyim yani. E o zaman gel. Geleyim mi? Geleyim. Hemen geleyim. Haydi tamam. Geliyor. Boncuk. Yavaş, yavaş. Ne olacak? Dur, dur, dur.
Sefer'i uyuttum geldim. Ne zamandır uyuyor? Vallahi yemekten sonra yattı. Yarım saattir falan. He, o zaman yarım saatiniz var. Yarım saat sonra tuvalete kalkar. Ben gideyim de uyanır sonra oyalarım. Yenge, uyanınca haber ver ha. Yok kız, ben oyalayacağım dedim ya. Romantizm bir tek size mi? Ha, bizde romantizm yok. Evlenene kadar yokmuş bizde romantizm. He, doğru dedin onu. O yüzden yengeciğim istersen sen kal, beraber sohbet edelim. Yok canım, ne alakası var? Yok, sen kal, kocana git sen. Bak bir kocana, kocana bak. Gideyim ben, gideyim. Siz de acık yalnız kalın. Hadi ben gittim, bye. Şuna bak ya. Yarım saatimiz var. Olsun, o da yeter. Yetmez mi abişim? Günler, aylar, haftalar yetmiyor. Ben çok özlüyorum seni. Ben de. Bir de abinleri getirdim buraya. Biz üç gün baş başa olacaktık seninle böyle güzel güzel. Sen, ben, bir de yıldızlar. Ne oluyor öküzcüğüm? Aa, hemen böyle baş başa kaldık diye. Öpecektin, söz vermiştin. Burada değil. Aa, böyle gün doğumunda gökyüzüne yükselirken öpeceğim seni. O ne ya? Ölüp ruhlarımız arşa yükselince mi öpeceksin beni? Hayır canım, balona binince. Şöyle bir sıkıntımız var. Ben balona binmeye korkuyorum. Ne? Nasıl yani? He, bayağı korkuyorum. Benim yükseklik korkum var. Sen bilmiyor musun ya? Ben hele de öyle uçarken sallanan falan rüzgarlı bir şey hayatta binemem yani. 2 metre adamsın. Aa, yüksekten mi korkuyorsun? Korkuyorum. Ayıp mı? Ayıp. Yüksekten korkuyorsan yıldıza aşık olmayacaktın. Vay. Cinas yaptın. Ama yemezler. Korkuyorum ya. O başka, bu başka. Hem boş ver balonu malonu. Buranın da manzarası güzel. Bak taş. Öpecek mi? Olmaz. Benim için o balona bineceksin. Havadayken öpeceğim seni. Ya zaten sen beni öpünce benim ayaklarım yerden kesilecek. Uçmuş sayılacağım ben. Uyan öküzcüğüm, haydi. Ya gene öpmedin ya. Olmaz diyorum. Benim için balona bineceksin. Korkunu yeneceksin, öpücüğümü hak edeceksin. Ben zaten hak ediyorum öpücüğü. Ya kurudum, çöle döndüm senin yüzünden. İnce hastalığa yakalanacağım. Olmaz dedim. Bu ne ya? Evlenmeden olmaz, boşanmadan olmaz, uçmadan olmaz. Nasıl öpücükmüş bu? Benim öpücüğümü hak etmek o kadar da kolay değil. Yeter be. Ne oldu ula? Küstün mü? Küstüm. Öpeceksin mi? Çay içmeye gidiyorum ben. Hararetimi alır. Ben de içeceğim. Niye? Senin de mi hararetin var? Sağa hayır demek o kadar da kolay değil. Bak, sen de istiyorsun. Ne var sanki? Doyumluk değil, tadımlık. Bir küçük öpsem. Çay iyidir çay. Haydi, hararetimizi alır. Evet, çaylarımız da geldi. Kızdın mı? Yok, kızmadım. Ama ben kızdım. Ya sen bana hep yokuş yapıyorsun Yıldız ya. Bu kadar yalvarmaya ben 7 kat yabancıyı öperdim yani. Bak sen. Aa, biri gelip sağa yalvarsa beni öp diye gidip öpeceksin yani, öyle mi? Vallahi bilmiyorum. Yemeyenin malını yerler. Bu duduşların hastası çok. İyi. Git kendi hastalarına şifa dağıt o zaman. Oo, orada duracaksın. Sana yan gözle bakanı bozuk para diye harcarım ben ha. Ne oldu? Hani senin hastaların vardı? Hepsini taburcu ettim, ben sendeyim. İyi. Aa, hadi çayın hiç soğumasın. Bırak şimdi çayımı. Yıldız'ım, bak ilk defa kimsenin bizi tanımadığı bir yerdeyiz. Talihsiz geçmişimizden uzak, baş başayız. Sen, ben, bir de Kuzey Yıldız. O yıldız orada durdukça ben sadece seni seveceğim Yıldız, hiç bırakmayacağım. 20 sene boyunca her gece ben o yıldıza baktım Kuzey. Biliyordum sen de bakıyordun ama yanında ben yoktum. Allah'a yalvardım. Bir kere olsun o yıldızın altında bizi buluşturdu. Buluşturdu, ondan sonra canımı al diye. Bundan sonra bunlar yok. Döktüğün her damla gözyaşı için bir tebessüm ekleyeceğim yüzüne. Bir daha sakın. Sakın bırakma beni. Ne ya? Buz çağı gibi ha.
Lan mı uyumuşum ha? Yok artık ya. Ne oldu lan? Seyfet, sen nereden çıktın ulan? İki dakika çay almaya gittim. Yarayı uyandım. Sağ ol Naide, çok güzel oyalamışsın. Bana bak lan, sen beni bırakıp nereye gittin? Nereye acaba? Ben buraya tatile kimle geldim? Benimle. Hadi, çok soğuk oldu. Odalarımıza girelim. Hakikat bak, saatlerdir yatağa ısınıyorum. Hadi zor ısınıyor. Gel, yatak pampa hadi. Yatağına da sana da. Gülüm, buz gibi ya. Hadi siz boncuğum ben. Buz gibi bir gülüm hadi. Bak, bak, son kez. Çok güzel ya. Subhanallah, bu nedir? Beni çocuklarıma bağışla ya Rabbi. Ne olur ya, tırsak. Dün atıp tutuyordum uçacağım uçacağım diye ha. Ne tırsması lan? Ben bir kere yüksekten korksam bir yıldıza aşık olmazdım. Şovu kes ya, Allah Allah. Oğlum delikanlık öyle boyla posta olmuyor. Yürekle olur, yürekle. Aşkım sen abime bakma. Sen bağ güven. Gözlerini kapat. Şimdi hayal et. Böyle göğe doğru yükseliyoruz. Böyle rüzgar tenini okşuyor. El eleyiz. Benim başım senin göğsüne yaslanıyor. Ondan sonra böyle yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz ve... Bam! Ne yapıyorsun lan? Ya. Ne oldu lan tırsak? Severim ya. Reklam arası gibi araya girilir mi? Korkak tırsak. Ya bırak ya bu tırsakla beni. Hadi biz bine kaldı. Yürün hadi. Hadi lan tırsak. Ya Kuzey, sen uçağa nasıl biniyorsun? Ya aynı şey mi? Uçakla aynı şey mi? Uçağın kanadı var, motoru var. Bunda adam var mı, yok mu, dümen var mı bilmiyorum ki. Ha bak, dün akşam bana söz verdin ha. Balonla bineceksin. Dün akşam da söyledim Yıldız. Korkuyorum ben. Normal insanlar gibi uzaya çıkmadan öpüşemiyor muyuz? Ulan ben normal bir insan mıyım? Ben sevdiğini 20 yıl beklemiş bir insanım. İlk öpücüğümle göğüne tepesinden de benim hakkım. Mavişim, ben senin güzel gözlerin sayesinde her gün çıkıyorum gökyüzüne. Hadi gel burada öpüşelim. Olmaz dedim ulan. Haydi, bir şu sepete. Ya hiç halden anlamıyorsun. Bir cesaret öpücüğü ver senin bari. Cesaret öpücüğünü hak etmen için önce cesur olduğunu kanıtlaman lazım. Bineceksin balona Kuzey. Haydi, binersin, yaparsın. Binerim değil mi? Binersin ha. Binerim. Yıldız. Yıldız, midem bulanıyor benim. Binemeyeceğim ben. Ulan püh, sağ yazıklar olsun. Sağ ellerine kadar öpücük öpücük yok. Yıldız, cesaret iyidir ama sağken iyidir. Gel biz kahvaltı yapalım. Belki toku tokunu öpüşürüz. Yürü ula, yürü. Bari manzara seyrettir bana. Bakma daha, haydi. Aha, şuradan yürü. Allah'ım, müthiş bir tatil bu ya. Şahane bir tatil. Göklerde olmak, denizde olmaktan daha keyifliymiş Naidem. Seferim ya. Benim kocam hem Karadeniz'in dalgalarıyla boğuşup hem de Anadolu'nun bulutlarına konar. Ya Rüzey ya. Ulan şu kadar yüksekçiden korkulur mu ya? Yemin ederim ben de onu nimetten bir şey sandıydım ha. Baba Allah aşkına bak, Rüzey Yıldız'a bak. Yıldız. Görmüyor ki. Bak gideyim ben haydi. Kız nasıl ufacık görünürler buradan ya ona. Haydi bak, iyice ufaldılar ha şey. Yine ucu gibi kaldılar ya kız, haydi. Biz bayağı devamlı bayağı küçük yok oldular ya kız. Tövbe ya Rabbim. Kaptan, daha ne kadar yükseleceğiz? Biraz fazla yükselmedik mi? Oo, daha bu ne ki? 1000 feet'e çıkacağız. Maç, 1000 feet. Oğlum, tapkon mu çekiyorsun? Saçma sapan hareketler yapmayın. Ne gerek var? Bin lira yani. F-16 mı, uçağı mı, balonla mı? İndireyim mi lan aşağı? Ya sen benim keyfimi sürsene ya. Hayda, saçma sapan var. Bak, hanımım biraz rahatsızlandı bak. Biraz indir, hanımımla alakalı. Ben de değil, hani biraz indir. Kaptan, görükler taşı. Uçur bizi, yuhuu. Ya bak, kadın manyak konuşuyor. Kendini kaybettik kadın. Yine lan yeter, çıkarma çok fazla. Kaptan, körükle ateşi, uçur bizi, yuhuu!
Sakin ol. Yeter bu kadar yüksek. Ben sevmedim. Çok fazla sevmedim. Ya sevmedim. Ben korkmuyorum ki ya. Ben aşka geliyorum. Aşka. Sen de gel şu manzaranın tadı mı çıkar ya? Ya gerçekten de böyle bir masal diyarında gibiyiz ya. Ben kurtarılmayı bekleyen bir peri kızı. Sen de göklerden gelen... Neydi o mitolojideki denizcinin adı? Kim o? Barbaros Hayrettin. Ne diyorsun lan? Ne bir mitolojisi ya? Benim hayatım bütün şerit gibi gözümün önüne geçiyor şu an. Gerçekten berbat bir tatil bu yani. Çok kötü bir tatil. Allah'ım bizi yere indirmiş şekilde. Korkunç bir tatil bu yani. Hiç hoşuma gitmiyor yani. Ya dur ya dur. Gel masalımızı ölümsüzleştirelim. Gel. Ben istemiyorum, beni çekme ya. Gül gül. Gülsene. Ne güleceğim? Bismillah. İyice yükseldi lan. Orada iyice yükselttiniz bunu. Sen de ayrı şöyle değinirsin bizi. Korkma benim haşim Deniz'cim, korkma. Kollarını bana bırak. Yuhu! Haydi sallama. Lütfen sallama. Sallama. İmdat. İmdat. İnmedik mi? Hala ama inmedik ya. İmdat! İmdat! Nasıl? Manzara güzel değil mi? Çok güzel. Ama korkunç! Sana da eğlence çıktı. Aha yok, vallahi sinirimden gülüyorum ha Kuzey. Sana bunu hiç beklemezdim yani. Neyi beklemezdin ya? Yüksekten korkmak benim de hakkım değil mi? Yüksekten korkuyorsan Yıldız'a aşık olmayacaktın. Heh, bunu da motto gibi öğrenmişsin, sürekli aynı cümle. Ya korkuyorum, birazcık kendini benim yerime koy. Asıl sen kendini benim yerime koy. Ben 20 sene boyunca sevdiğimin yolunu gözlemişim. Aa böyle gözümü her kapattığımda onu bulutların üstünde öptüğümü hayal etmişim. Ama sevdiğim benimle bulutların üstüne çıkmıyor. Çıkmıyor değil efendim, çıkamıyor. İstesen çıkardın. Yıldız, benim hayatta en çok istediğim şey seni öpmek. Ama anla beni biraz, korkuyorum ya. Ben anladım anlayacağımı. İyi. Ah, bundan sonra beni ancak evlenince öpersin. O da belki. Belki mi? Yok canım, oturalım pişpirik atalım evlenince. Olur olur vallahi, bağ uyar. Ne de olsa sen adrenalinden hoşlanmıyorsun. Ha, ben nikaha basayım, sen göreceksin adrenalini. Ordu da kuzey rüzgarı esecek. Kuzey rüzgarı. Gördüm ben o rüzgarı. Ah, balonları görünce söndü gitti. Yıldızcığım, lütfen şu balon muhabbetini kapatalım. Bak, arkamızda dünyanın 5. harikası. Karşımda dünyanın 1. harikası. Çok mutluyum ben. Canım benim. Bak, bu anımızı ölümsüzleştirmek için dudaklarıma ıslak bir imzanı alırım. Islak imza mı? Huy, Kuzey ağa merak ediyorum. Acaba bir öpücüğü daha ne kadar betimleyeceksin? Senin aşkından şair olurum, şiirler yazarım. Yazar olurum, roman yazarım. Çünkü seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Aa, bu anın bozulmasından korkuyorum. Korkma abiciğim. Bak, burada baş başayız. Bizi rahatsız edecek hiçbir şey yok. Bölüm sonu canavarı yok. Böyle zırt pırt parazit yapan sefer yok. Kızlar desen kilometrelerce uzakta. Sadece sen, ben, bir de bana bakan bir çift gökyüzü var. Hadi. Benim dilimi eşek arısı soksun. Bu nedir? Ne işiniz var sizin burada? Seni özledik babişka. Siz özlediniz. Bu dallamalar da mı özledi? Sizin ne işiniz var lan burada? Vallahi biz de özledik Kuzey abi. Ya inanır mısın? Pijamalarına sarıldım sarıldım ağladım. Senin bizi Karadeniz'in azgın sularına atmanı bile özledik be abi. Bunun hesabını hepinize soracağım. Ya ne var? Ben topladım getirdim hepsini. Biz tatil yapmayak mı? Ya siz yapın da ben niye bu hırtlarla tatil yapıyorum? Çıkın gidin lan buradan. Aşkım oturun siz. Oturmayın aşkım. Ya oturun. Burada ben varım. Size kimse bir şey diyemez. Oturun la, oturun ha. Ama öksürüyor. Ya gıcık tutmuştur onu, gıcık. Al su iç. İçmeyeceğim. Al. Aman. Abla. Özledin mi beni? Çok özledim kardeş. Hepinizi çok özledim ya. Biz de öyle tahmin etmiştik. Ne yiyoruz? Hı? Çizeyim. Benim iştahım kaçtı. Ama asma suratını ya. Asma gül.
Çok mutlu ha. Bakın çok mutlu. Yapacak bir şey yok. Biz çok kalabalık bir aileyiz. Çok kalabalık. Siz nasıl buldunuz la? Ben gonum attım. Bak sırada, bak sırada. Kalk sen. Yeni aldım ben onu. Ya hadi yiyin, yiyin ha. Yiyin, yiyin. Aşkım yesene. Al Kamer, hadi. Al, başla. Daha iyi sıkıyormuşsun ya. Ya yemin ederim, benim deve için yaratılmışım ha. Deve bilgisiyim ben. Sen de olsaydın da kardeşim. Sana daha iyi sarılabilmek için aşkım. Yalan söyleme. Aa, bundan da korktun değil mi? Doğru söyle. Korktum tabii, bu da yüksek. Senin niye hiçbir hayalinin ayağı yere basmıyor? Çünkü benim adım Yıldız. Benim yerde ne işim var? Gökte de ne işim var? Deniz yıldızı olabilirdin mesela. Baba, doğru söyle. Sen bana sarılmak için numara yapıyor olmayasın. Vallahi benim ayaklarım yere değmeyince benim canım sıkılıyor. Midem bulanıyor benim. Dayı, bu kaplumbağa falan mı zannediyor kendini? Çok yavaş gibi ya. Hayvan ne yapar ya? Ne alaka ya? Pardon, yarışak mı lan? Lan ne yarışması? Ben düz zor gidiyorum. Ne yarışması ya? Ne oldu lan? Ondan da mı korktun? Deve deveden korkar mıymış? Ya sen bu şakaları doğaçlama mı buluyorsun yoksa bir yerden mi okuyorsun? İyi oğlum, bal gibi şaka yaptım yani. Bence yarışak. Oha! Ya abi! Abi! Haydi! Ya ben senin dünyanın ne yerine giderim ya? Dayı tamam, biraz yavaş gitsin. Bizi bacaklarım ayrı olacak benim. Bizi de çekin, bizi de çekin. Poyraz. S'il vous plaît, madame. Merci, monsieur'cum. Kopya çekmeyin la, çömezler. Bir arzunuz var mı efendim? Olmaz mı ya? Hadi oğlum yeter ya. Bartur yeter, 10 saattir. Gıcır gıcır. Sana bakma. Sen şöyle masayı güzel bir donat, ne varsa getir. Özellikle tam ortasına da Nailem için, yani hanımım için güzel böyle yanar dönerli bir meyve tabağı getir. Katlı olsun ama yani. Katına dikkat ederim. Var şimdi. Hayırdır, gömümü buldun Sefer? Oğlum dedin ya, ben ısmarlarım, hepsi bende falan dedin ya pam pam. Bana pampa demeyeceksin, enişte diyeceksin. Enişte mi? Ya, yabancılaşıyorum öyle, istemiyorum öyle yani. Şu an gerek yok pampa, hadi iyi, şey yapma. O zaman kendi hesabını kendin ödersin. Bu ne şimdi bu ya? Gerçekten berbat bir tatil yani. Hiç istemedim şu anda. Çok kötü bir tatil bu yani. Bu ne? Hadi. Ben sana enişte derim. Eniştem. Canım eniştem. Güzel eniştem. Bak bu çocuk salak ama işini biliyor. Ne istiyorsan söyle benden. Adımı söyle yeter. Tamam. Kamerime alevli meyve tabağı istiyorum. Hem de 5 katlı. Ya Poyraz'ım, ben de çiğ tohumlu salata istiyorum. Ha, bak vallahi çiyanlara sokturturum içinizi daha. Yılıklar, görgüsüzler. Yapabiliyorsan daha iyisini yap, buyur. Eniştem. Eniştem.
Eniştem benim. Kurban olurum eniştemi. Canım eniştem hadi. Affet eniştem. Yapma. Yeter. Tamam hadi. Bütün hesaplar benden. Baba! Bana bak. Yiyin için ne istiyorsanız yani sıkılmadan ne isterseniz istediğiniz yiyin için hesaplar pampa dedim ya. Eniştemden. Sağ ol Sefer abi. Gittim lan oğlan. Abi gerçekten çok mucizevi, şahane bir tatil ya. Mükemmel bir tatil. O zaman o zaman ben de şöyle yanına gezdim abi. Ey kızlar, siz niye öyle suspusunuz? Ya Yıldız abla, burası biraz böyle bizi bastı darladı açıkçası. Burası biraz böyle yaşlı işi gibi sanki, ha? Yaşlı işi mi? Sizin babanız öyle bir delikanlı ki... ...aa bu hırtları ikiye katlar, beşle çarpar. Değil mi lan Şirine? Yaparsın abi. Çarparsın abi. Ya Dad! Ben diyorum ki yani benim küçük nacizane bir fikrim. Acaba daha eğlenceli bir mekana mı geçsek? Hayır. Babanız böyle istiyor, böyle seviyor. Biz birazdan Yıldızcığım'la dans edeceğiz. Tamam işte babacığım. Sen mavi işine güzel güzel dans et. Biz daha fazla kasmayalım size. Oturduğun yere. Kız, delirtmeyin adam şurada. Otur oturduğunuz yerde. Ay oturmayın, kalkın gidiyoruz ya. Hadi. Abla. Ya çocuklar aklı. Siz burada içi geçmiş gibi oturun, dansınızı neyiniz edin. Biz partilemeye gidecek. Öyle bir şey yok. Kurda kuzu emanet etmem ben. Oturun yerinize. Hasta ablan, hasta ablan. Ya Yıldız mam. Kurban olayım, sen bir şey söyle bari. Kuzey, kızlar gitsin biraz eğlensinler. Hem onlar Yıldız annelerini üzecek bir şey yapmazlar değil mi? Asla. Tamam ama 12'den önce balkabağına dönüşmeden geleceksiniz. Yavaş ya. Gel elin. Balkabağını yersiniz. Örgüsüzler, bu nedir bu ya? Çık. At kuyruk. Anam nasıl mutlu oldular ya? Müslü'cüğüm, beni dansa kaldırmayacak mısın? Oo. S'il vous plaît, madame. Avec plaisir. Zevkle. Ne diyor kız bunda? Nerede ne diyor bunlar, biz anlamıyoruz diye böyle küfürlü müfürlü mü konuşuyorlar, rezil mezil bir şey diyor. Yok be seferim, sevdalıkça konuşuyorlar. Nasıl tablo? Beyin yaptım. Güzel, güzel tablo. Diyorum ki şu pistin bir köşesine de şöyle güzel bir sefna yerleştirsem olmaz mı? Ya en güzel sevdalıkça sen konuşuyorsun seferim. Latte de spik mi? Aa, yep. Bizde de İngilizce var onlarda varsa. Come girl. Hadi ne var abi, bizim stilli dans edelim. Bizim stilli. Burası glas. Bakıp duruyor da. Ulan işte ama bana bak. Kuzeye bak, odun gibi hiçbir şey yapmıyor. Ağaç gibi de.
az kaldı. Biz de böyle bahsedeceğiz ha. Poyraz, ben bazen o günün hiç gelmeyeceğini düşünüyorum ha. Kızım öyle şeyler deme ya. Ne yapacağız? Düzenimizi yapacağız. Güzel güzel dans edeceğiz. Ama buraya eğlenmeye geldik abi. Dur bakayım. Dans! Ya dikkat etsene be. Ama az yavaş hanımefendi yani. Burası babanın tarlası değil bebeğim. Dans pisti. Ne olmuş yani çarpmışsın? Tam usul alma. Acıdı mı canımız? Ha? Yok yok, acımadı. Biraz. Hı. Hayırdır, bir durum mu var? Ha, yok ya, önemli bir şey yok Emre, sağ ol. Ha, bir durum varsa yaparız açık oturum. Yok. Yok oğlum, öyle bir şey olsa derim ben. Hadi sen tamam. Ben buradayım, bir şey olursa söyle bana. Aa, ama suratımızı asmak yok. Hadi, hadi dünyanın uydusu. Ben de öküzüm lan. Bir kendi tipine bak. Bir de yanındaki güzele. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ha? Ne diyorsun oğlum? Boyra! Oluyor lan. Ha? Oğlum seni geberteceğim lan. Ana ana ana. Lan sen... Ha? Karizmasın öküzcüm. Hmm. O zaman bu romantik anımızı değerlendirelim mi? Böyle bir alt duduştan öpmek falan. Olmaz. Ben sana diyeceğimi dedim. Benim başım göğe ermedikçe ilk öpücüğümü alamayacağım. Ya ben seni öptüğüm zaman başım göğe erecek zaten. Başım göğe erecek. Yani bu uzay boşluğuna fırlatacağım seni. Bak sen gözünü kapat şimdi. Bir şey yemezler. Sen kaşını yan ama ya. Uheyba mı dedin onu? Yok sevgilim, sana demedim. Nerede kalmıştık? Heh, sen gözünü kapat bakalım, bana güven. Hmm. Sadece ikimizin olduğu uzay boşluğundayız. Kuzey yıldızının en tepesine çıkmışız. Galaksileri izliyoruz. Yaklaşıyoruz birbirimize. Yaklaşıyoruz. Lan elimden bir kaza çıkacak şimdi. Ne? Kime dedin? Sen nereye bakıyorsun? Ya bir öküz sana bakıyor, şurada da ona bakıyorum. Bir öküz, senden başka hem de. Hani nerede? Şşş, mavişim bir de adama bakıp maviş maviş bakış mı atacaksın Allah aşkına ya? Yok, aa, gözlerini oyacağım. Bu şeref bana ait. Dur Kuzey, tamam dur ha. Şimdi tatsız bir şey olmasın, gel abimlerle dans edelim az daha hadi. Abi. Ne oldu ya? E hadi gelin. Ha, ha. Abi hayır. Haydi ben Kuzey'le bir dans edeyim, ne olur yani. Ya erkek erkeğe mi dans edeceksin? Arma ne var, insan erkek adam erkek şey olur, dans şeyi. Ya, abi ya, ben ne idare edeceksin ha? İyi hadi, ne konuştunuz? Hı?
Hayırdır ya, sen nereye bakıyorsun? Ne oldu? Şurada bir dallama mavişime bakıyor da ona bak. Nerede? Nerede? Ha, orada. Daha şükürmüş ha. Ana, yoksam senin yıldızı mı kıskandın? Aman kıskanma ya. Üf, onun kafası kelledir. Bir dakika. Birader sen kime kadeh kaldırıyorsun? Ne oluyor? Birader sana kaldırmıyoruz herhalde. Şuradaki kırmızı saçlı, mavi gözlü güzele kaldırdım. Ha. Ben yanlış anlamışım. Bittin oğlum sen. Bekle beni burada. Çekil lan. Oğlum ne yaptın? Niye vurdun adamı? Oğlum yıldıza bakıyordu lan. Ne? Ulan iyi ki ben görmedim. Bak ben görseydim var ya paralardım ben ona bak şimdi. Ya iki dakika rahat duramadın Kuzey ya. İki dakika rahat duramadın. Aldık başımıza belayı. Sizi dışarı alabilir miyiz? Ben dışarı alınması gereken dışarı aldım birader. Ya o gitti de şimdi çoğalarak geri gelir. Zübeyir Kalkan'ın kardeşiydi o. Ya bak lütfen gidin kurtarın kendinizi. Ya kimse kim? Bana ne? Kuzey uzatma bak tamam haydi. Yıldız 3-5 tane çocuktan mı korkacağım ben? Ya koçum hadi git bizim hesabı getir. Nedir bizim cezamız? Ya sizin cezanız size yeter. Ya hesap mesap da istemez. Hadi terk edin mekanı. Boş konuşma. Al şunu. Telefonumu da al. Ver lan parayı. Ver. Zeyfer hadi. Tamam parayı aldım. Söyleme ha Kuzey'e. Sızlar ya. Of of Kuzey of. Abi duramadı. Yine kıskançlığın yüzünden başımıza dertler açtın ya. Ne yapacaktım Yıldız ya? Adam sapık gibi kadeh kaldırıyor sana. Kıskanmadan ne yapacaktım? İyi ki kıskandın demiyorsun da. Tamam hadi. Olan oldu. Eğlencemize otelimize devam ederiz. Hadi gidelim. Kardeşim bizim arabamızı getirir misin? Getiremem abi. O ne demek ya? Arkanıza bakarsanız anlarsınız. Şimdiden geçmiş olsun. Ne o ya? O ne ya? Düğün mü o? Ne o? Vallahi düğün ha. Bak. Ne bu? Ha, düğün değil ya. O ne ya? Ana ha. Cezanı versin. Geç. Daha iyi geç. Arkama saçmalama. Bana bak. Tamam sen, sen dur. Daha iyi geçer misin gene? Aa. Daha iyi dur tamam. Daha, yapma. Hani lan? He? 3-5 tane çocuktu. Hı? Ha? Bir sürü böyle problemi olan, psikolojisi bozuk olan adam topluluğu al. İyi. Biz de ordulu olarak karşılama yapalım onlara. Karşılayamıyorum. Oğlum delirtme. Neyini karşılayacaksın? Kaç kişiyi birden karşılayacağız? Karadeniz'i, Maradeniz'i yok mu? Bir tane tanıdığımız falan burada çağırsın. Yoktur sanmıyorum. O zaman kaçalım hadi. Nereye kaçacaksın lan? Erkek adam kaçar mı? Oğlum kaçar tabii. Baksana şuraya kaç kişiler? 50-60 kişi var orada. Yürü hadi. İyi. Sen git o zaman. Ben efendi gibi dayağımı yerim. Hiç merak etme. Ben göstereyim onlara. El mi yaman, bey mi yaman? Kuzey! Bey yaman. Beni bağırttırma. Bey yaman tabii. Ne eli, ne bey. Manyak mısın? Bey onlar şu an biz eliz yani. İlla bunu anlamadığı için sopalarla kafamızı mı kırdıracağım? Bir de ya burada nerede eli? Bacım burada yani. Ne oluyor? Sen adam gibi söyle. Benimle misin, değil misin? Allah. Lanet olsun şu içimdeki Sefkuz aşkına ya. Cezanı versin. Sefkuz! Çok kötü, çok berbat, çok kötü bir tatil bu tatil yani. Çocuk geldi. Ay, burnuna ne oldu senin? Aa pardon ben yapmıştım değil mi? Dua et o sevgilime bakan gözlerini oymadım sen. E siz kaçmamışsınız. Evet. Vallahi helal olsun. Başkası olsa kaçardı. Biz her gün neler görüyoruz değil mi çocuklar? Yani toplum çok yozlaştı ya. Bu değerlerimizi yitiriyoruz. Değerler erozyonu yaşanıyor yani. Bir de hiçbiri kaçmamış bunların. Hepsi burada. Bak ben bu şişman olan kaçar diyordum ama nefesi yetmedi herhalde. Bağ mı diyor lan? Mavişim hadi siz içeri geçin.
gitmeyeceğim Kuzey. Aa, burada kalacağım ben de. Yıldız, kafa kırmak sandalye kırmaya benzemez. Narin ruhun incinmesin. Gitmeyeceğim diyorum. Gerekirse burada kalıp seninle beraber kavga edeceğim. Ne yapacaksın? Adamlara mı dalacağım? Sen ne yapacaksın? Bununla mı kıskanacaksın? Canım, bak ben kendimi korurum. Sen beni merak etme. Ama Seferim, koruyamaz. Ne diyorsun Nade? Adamların yanında saçma sapan konuşma. Hanım biraz saçmaladı. Bilmeyenler için anons geçiyorum. Naide'yim ben, Naide. Sizin hepinizi tek tek karartırım. Hepinizi tokatlarla yaparım. Naide! Hanım o değilsin ulan. Hayret bir şey ya. Kadın sinir hastası. Naide girin içeri, tamam. Ben buradayım. Ben marka sağa düşmez. Git. Naide girer misin içeri? Hocam istediğin için gidiyorum. Tamam git. Hemen gidin içeri. Dertmeyin beni bak. Kral yıkarım buraları falan. Nerede kalmıştık Baby Su? Dayakta. He? Dayakta kalmıştık. Dalla! Kız. Ağzına kaçın. Niye kaçıyoruz ya? Bannem bitti. Aferin Yıldız, daha bağıraydın. Camiye çıkıp da anons yapaydın. Niye duyurdun? Hadi konuşmayın. Kaçın. Kaçın haydi. Görüşün. Kaç! Kaçın! Lan ne duruyordunuz? Kovalasanız adamları. Ya bir tane işiniz var. Adam döveceksiniz. Döver adam. Kaçıyorsa ne yapacak? Kovalayacak. İnisiyatif alın ama biraz ya. Bir de konum atın dövdüğünüz yerden. Çok arıyoruz sonra. Aç klimayı. Yetti adam, yetti. Allah'ım inşallah hızlı boşanır. Merak etme yenge. Abimle Kuzey zamanında yarada çok çıplak ayak koştular. Kaçarlar onlar. Yıldızım, görmüyor musun? Seferimin göbeği kendine 10 dakika önce gidiyor. İnşallah kalp krizi geçirmez. Kuzey! Haydi içeri girin, sandalye sandalye. Geliyorlar. Allah'ım şu an şahaneyim. Bebeksiyim, damarlarımda derecesine bir kan akıyor. Çok berbat bir tatil, çok kötü bir tatil bu. Anam. Yavaşla. Güzel. Güzel. Sen ne gülüyorsun lan? Boşamıyorum, ben bayılacağım artık. Gülme oğlum, neye gülüyorsun? Ne oldu oğlum? Daha 100 metre koştuk, koşmadık. Ne oldu sana? Oğlum ne 100 metresi? Köpeğimin haline bak. Köpeğim çok fena şişti. O ne lan? Ana, keşkül gibi titriyor vicdan. Bu nedir oğlum? Bekle burada. Ne? Öyle mi gene? Pompa kaçmamız lazım. Geliyorlar. Oğlum anlamıyor musun? Bilmiyor musun? Benim zaten biraz hafifleme kalp sorunum var. Yapma gözümü seveyim, ben koşamam oğlum. Bende sıkıntı var kalbimde falan. Kötüsün sen, koşamazsın da dayak mı yiyelim Sefer? Lan az önce kendin can atıydın dayak yemek için orada adamların içinde. Ne yapayım? Mavişimin gönlü razı gelmedi. Baba, beni burada göbeğimle bırak. Sen kaç kendini kurtarma, daha gençsin sen, git hadi. Sefkuz'a ihanet edemem ben baba. Ediver yavrum, et oğlum, yedirtme sen kuzunu lan. Ben mi kafa attım eli adamına yani, sen attın. Senin peşinden koşsunlar, benim niye peşinden koşuyorlar yani? Kaç da onlar peşinde taktı, ben de burada duruyorum biraz. Kalk geçireyim köşede, belki öleceğim ben kalpten de, sen kendini kaç kurtar. Ha öyle diyorsun yani. Helal olsun. Hakkını helal et. Oldu hadi. Bu Zeyn bir ilgi milgi çek, bir hareket yap da direkt sağa gelsinler. Lan! Peri bacası kafalılar. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar. Koşun koşun. Orada. Al onu Sefer. Al onu. Al onu. Korkak ya.
adamdan korktum. Al. Mantomuz açıldı. Şu benim. Tamam. Hadi kardeşim, olay büyümeden çekin gidin buradan. Yok öyle ya ama. Gelecekler, özür dileyecekler, ondan sonra gideceğiz. Eğer biraz daha zorlarsanız polis girecek işin içerisine. Beni uğraştırmayın. Tamam. Tamam. Gel. Evet. Hadi adam haklı, doğru otele hadi. Evet gideceğiz otele, gideceğiz. Ama mınçıka ve muştalarımızı alıp öyle geri geleceğiz. Aynen. Ya kızım bak benim bu adamların suratına tükürecek bile kucum kalmadı ya. Ama benim enerjim hala yerinde. Ben enerjimi hala atamadım. O nasıl olacak? Ha gencim diyorsun yani. Bana geçtiğini söylüyorsun yani. Sen benim yaşlılığımı benim suratıma vuruyorsun yani ha. Yok ben aslında... Sus mu arttırma beni. Tamam halay, sakin ol sen de. Sakinim ben. Sakinim. Bakın eğer canınız kavga etmek istiyorsa biriyle gelin benimle kavga edin. Yoksa doğru otele. He? Bak ya. Oğlum bak montunu getirdim. Ay halam var ya korkulur senden. Nasıl dağıttın iki dakikada herkese? İyi. Olan da benim Legolas'ım oldu. Evet ya. Yalnız çok iyi dayak yedik ha. Ay, ah. Ay. Açmıyor işte ya, Yıldız açmıyor ya. Neredesiniz Seferim ya? Yenge, Kuzey de açmıyor. Yıldız, biz hatayı başta yaptık ya. Of, polise hemen gidecektik. Ya yenge ne yapacaktık polise gidip de? Bütün tatilimizi nezarethanede mi geçirecektik? En azından kocam daha güvenli bir yerde olurdu. Yenge bak sen merak etme ha. Kuzeyli abimin kanı da Karadeniz fırtınası esiyor. Öyle 3-5 yumrukla yıkılmaz onlar. İnşallah. Aşkım. Aşkım. Yine benim aşkım nerede? Metin ol yavrum. Ne? Sefer kendini feda etti. Ne? Yerin ula sen! Kuzey, abim nerede? Ya biz şakadan anlamıyoruz. Ben bir sokakta bırakmak zorunda kaldım onu. Ya sen niye benim sürekli abimi bırakıp kaçıyorsun? Ya sen benim kocamı önce ayının pençesine şimdi de heriflerin kucağına mı attın? Kaçmadım ya, koştum. Ayıyı da adamları da kendime çekmek için koştum. Buna serseri serbest taktiği derler yavrum. İyi ama hatırlatırım. O taktiğin bir işe yaramamıştı. Az daha iyi harcıyordu abimi. Ya bu sefer tuttu. Bu dallamalar Zoka'yı yuttu. Hepsi benim peşimde. Nerede o zaman o dallamalar? Tanıdığım bir doktor der ki sigarayı acilen bırakmalısın. Hepsinin ciğerleri muşambaya dönmüş, yarı yolda tıkandılar. Bense bebeksi ciğerlerimle körük gibi koştum. Öp beni mavişin. Öp ki ciğerlerim maviye boyansın. Sen de başlayacağım sen kapıcığına. Yürün hadi Seferim'i bulmaya gidelim. Ha? Ne? Hocan arıyor. Ne? Pampacığım. Kuzey evi balkı yıkılsın Kuzey. Burnun kırılsın dört yanından beş yanından yani. Oğlum gelip beni alsana şuradan. Ne oldu sen neredesin ya? Ulan neredesin diyor. Oğlum senin o burnunu kırdın çocuğun. Ama beyefendinin evindeyim. Ne oldu? Çay partisi mi yapıyorsunuz? Oğlum bak beni delirtmeyin burada. Burada zaten herkes bir değişik bak. Kuzey bak ciddiyim beni al bak. Vallahi kötü olacak. Bir daha göremezsin. Pampalı kut. Alo. Selamun aleyküm aslan parçası. Kimsin lan sen? Kim o ya? Ben Zübeyir Kalkan. Kalkma evladım, otur sıfır. Çok komik. Arkadaşını almaya sen mi gelirsin yoksa ben mi yollayayım? Ha, ben yollarsam parça parça yollarım, bilgin olsun. Ben gelirim. Sen önce çayı koy, sonra konum at. Geliyorum Zübeygir.
gir dedi bana. Aa, ya şey sinirlenmeyin ya. Şaka yapmıştım, gerilmeyelim yani. Zübeyir Bey, ben de Hintli gibi oldum yani böyle. Neredeymiş kocam? Dövdüğümüz adamların evindeymiş. Anam, benim kocamı dövmüşler mi? Yok ya, sesi iyi geliyordu. Zaten bunlar beni çağırdığına göre beni dövecekler. Hadi görüşürüz. E dur la, dur abi, polise haber verelim. Aa, ne oldu Yıldız Hanım? Nezaret hangi odanızdan daha mı konforlu geldi şimdi? Mavişim, münferit bir olay için Türk Polis Teşkilatı'nı boşa meşgul etmeyelim. Güneşin ilk ışıkları bebek sitenine değmeden seferle buradayım. Merak etme. Konum da geldi. Alayım anahtarı arabanın. Baba kula, kendini sakın dövdürmeyesin ha. Sen bana sağlam lazımsın. Ben öpücüğümü almadan hiçbir şekilde dayak yemem, ölmem. Allah'ım ya, of. Ay. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi ya. Daha değil. İnşallah ulaşacağım şimdi hedefime. Selamun aleyküm gencolar. Zübeygir beni bekliyor. Zübeyir Bey diyeceksin. Hiç şakadan anlamıyorsun be oğlum. Vallahi Zübeyir abi, Allah senden razı olsun ha. Nasıl rahatladın, nasıl güzel bir şey ya bu. Allah Allah. Ya abi, ayıp olmazsa bunun tadı kaçtı ya. Bir tane tatlı daha varsa işte yapıştır. Cansın ya, vallahi cansın ha. Gerçekten çok değişik bir insansın, on numarasına. Vallahi artık masaj için Nade'ye yalvarmama gerek kalmadı ha. Bunlardan kesin alacağım bir tane. Bende bir dolap dolusu var. Veririm sana. Ya gerçekten oğlum ha, insansın. Alırım, alırım. Hatta pampama da alırım. O da bayılır. Çok sever böyle şeyleri. Pampan seni o kadar düşünmüyor anlaşılan. Baksana. Gelmedi hala. Ya ben şu anda on numarayım şu anda. Geri ne acelesi var yani. Oh. Birader dibine dibine indir ha. Dibine indir. Oh. Bas, çek. Evet. Oh, çok iyi bir şey. Ne ya? Ana, iyi pampa da lafın üstüne gelirmiş. Geç otur pampa, hoş geldin. Pampacığım, sen halinden gayet memnun görünüyorsun. Vallahi on numarayım pampa. Gel sen de şöyle uzan bak şuraya, hadi. Hoş geldin Kuzey Bey. Hoş bulduk. Bundan sonrasını dayakla mı, güzellikle mi çözeceğiz? Nasıl oluyor prosedür? Prosedür şöyle olacak Kuzey Bey. Ya kardeşim Hamdi'den özür dileyeceksiniz ya da dayak yiyeceksiniz. Özür kolay ya, ben gereksiz şiddete karşıyım zaten. Dileriz özür. Vay vay vay, kimleri görüyorum. Hamdi'cim, burnunu kırdığım için senden çok özür dilerim. Hadi gidelim. Bir dakika, bir dakika. Ne bu acele beyler? Süper abi dedin ya, özür dileyince salacağım sizi. Diledi gidek artık, çok sağ ol her şey için. Diledi ama bakalım kardeşim özrü kabul edecek mi, değil mi? Eder ya, niye etmesin, bal gibi güzel bir özür diledi, değil mi lan Tom Mix? Hamdi, Kuzey Bey'in özrünü kabul ediyor musun? Etmiyorum. Üç yerinden kırdı burnumu abi. Patlıcana döndü burnu. Niye diyeyim? Oğlum, böylesi daha çekici. Kadınlar bayılıyor böyle burunlara. Ben kendimden biliyorum. Canım burnum. Kes lan dalgayı. Kabul etmiyorum işte özrünü. Boş yapma lan. Sevgilime baktır. Hamdi, bu burnu tek başına kırman biraz zor kardeşim.
Çocuklar, bir el atın. Gel. İster misin? O ne be? Sakın al, çok güzel bir sakın. Al valla, bir tane al. Al lan. Vazgeçtim. Yalnız burada dövmeyin, mahzene indirin. Sanat eserlerime falan bir zarar gelsin istemiyorum. Hadi. Zübeyir Bey, benim masaj aleti var. Bunu alamıyor muyum? Abi kafa atanın burnu kırılacak değil mi? Ben atmadım kafa. Benim burnum da kırık. Kuzey kırdı. O, benim burnumu da o kırdı ya. Sefer, yürü Sefer. Yürüyün lan siz de. Şu heriften dayak yiyorsun. Yazıklar olsun sana. Abi adam uzun, yukarıdan vuruyor. Ya bırak o burnunu nasıl kırdırdım. Gel bak. Ama o en son verdiğim ihaleyi ne yaptı? Görüştün mü Hüseyin abi? Hoş, ne oluyor? Ne? Geldiler mi ya? Kız yenge kalma, uyuyakalmışız ya. Dur ha, geldim. Ya kızım, niye açmıyorsunuz kapıyı? Oteli başınıza yıktım ya. Anam, siz hala yatayım misiniz? Akşam fazla mı dağıttınız? He, aramızdaki bazı arkadaşlar fena dağıttı. Ha sorma pembe. Akşam başımıza neler geldi? Ne oldu kız? Mekanda kavga çıktı. Ama ben de bir şey oldu zannettim. Kuzey bu sefer kimin burnunu kırdı acaba? Bak görüyorum nasıl da biliyor kardeşim huyunu. Kız. Kız seni dur bak. Kız seni surata kalkayım tırmıkladı o. Yok bir şey ya. Biz de bir miktar kavga etmiş olabiliriz. Hey. Ya siz Moğollar ne kadar kavgacı insanlarsınız ya. Gittiğiniz yerde bir rahat duramıyorsunuz. Ya Nahide, sen onu asıl git kavgayı çıkartan Kadıoğlu'na söyle. Bir şey oldu mu? Kızlar nasıl, iyi misiniz? İyiyiz ya. Gittik kuzey kuzey dayağımızı yedik geldik. Ay oh kızlar ne kavgacıymış. Nine Ecucuk hırpalandı ama bir şey yok, tamamız. Şu anda da birileri abimle Kuzey'i fena hırpalayı kesin. Hey, ya kız hakikaten ne oldu? Pampalar nerede? Akşam abimi adamların elinden kurtaracağım diye gitti, daha da gelmedi. Ya Yıldız, siz ne yaptınız? Kimlere bulaştınız ya? Ha sorma pembe. Senin bu deli fişek kardeşin, buraların en belalı adamının kardeşinin burnunu kırdı. Ah benim severim. Acaba şimdi kaç gemi kırıldı? Ya Sefer'i bilmem ama Kuzey'in burnunda bir şey olmayacağı kesin. Rahat olun ya. Ay çok rahatladım. Oh! Kız ne kadar rahatsınız ay, ne kadar rahatsınız. Lan bırak. Geri işte. Lan ne yapıyorsunuz ya? Ne oluyor? Tamam. Bunlar iş bitti. Hadi dışarı. Güzel. Allah'ım oğlum, böyle adam mı dövülür lan? Kırılmadı, kemiğimizi bırakmadılar ha. Gıkırdaklarımıza kadar kırdın hamırsızlar. Yalnız iyi yedik, güzel yedik. Biz en son böyle bir daya 16 yaşında yediydik, hatırlıyor musun? Hatırladım tabii. O zaman da senin yüzünden yediydik daya. Oğlum senin bizim canımıza kastın mı var? Sen psikopat falan mısın ya? Benim damarıma basmayacaklar. Ben deliriyorum o zaman. İyi. Çok güzel delirdi. Kemiklerimizi elimize verdiler. Ne yapıyorsun abi sen ya? Sakız çiğniyorum. Sakızın tadı hala gitmedi. Nasıl sakız ya? Oğlum vallahi bak, bu Zübeyir çok değişik bir adam lan. Nereden buluyorsun sakızları? Oh. Oğlum patlatmasana şunu cak cak. Oğlum arayalım nadeleri de çıkar şunu aşırmamız. Ha şu şişeyle ararsın. Telefonunu aldılar. Neyle arayacağım? Of başım nasıl çatlıyor var ya. Ya vura vurur gibi vurdu namussuzlar. Vallahi hiç acımadılar. Hiç. Ya
ben her şey için özür dilerim. Vallahi benim yüzümden oldu bütün bunlar. Benim sen ne ettin ki? Niye özür diliyorsun? Ya ne bileyim işte, sizi böyle yaralı sargılı görünce içim böyle bir şey oldu. Vallahi ben bir daha akşamları dışarı falan çıkmayacağım ha. O ne demek ya? Çıkacaksın tabii. Hatta hep beraber kız kıza çıkacaksınız yani. Yok artık, o kadar da değil. Allah korusun başlarına bir iş falan gelir. Oldu olacak. Biz bir cam fanusta, kafeste falan yaşayalım ki ne olur ne olmaz başımıza bir iş gelmesin, değil mi? Tabii ki de kimsenin hayatına herkes karışamaz yani. Ulan bu ne hal? Ha, korkma korkma abla, hallettik. Böyle ufak tefek zırıklar kaldı işte. Aa, keşke ordudan çıkmasaydık ha. Sülalce gırma uğradık ya. Ay Yıldız, ben dayanamayacağım ya. Ya seferimin de her yeri böyle yara bere içindeyse? Ne? Nasıl? Ne diyorsun yenge, ne oldu ki abime? Ah bilsem. Bir dakika bir dakika. Sefer abi kayıp mı? Peki babam, o nerede? Korkma korkma. O da Sefer abini aramaya gitti. Ve? Geri gelmedi. Yıldız ya, hadi yürü, polise gidelim. Ya yenge, ne polisi? Biz bence direkt adamın evine gidelim. Ya kızım, koca şehirde nereden bulacağız adamı? Eğer adını soyadını verirseniz ben bulurum. Allah Allah, nereden bulacaksın? Fal mı açacaksın acaba? Ya ben küçüğüm ama aşiretim büyüktür. Adını soyadını verin yeter. Denemekte fayda var tabii. Vay 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 vay. Yıldız, burası ev değil burası saray yavrusu. Emin misin doğru geldiğimizde? Eminim yenge. Aa, konum burayı gösterdi ya. Köpeklerini de kapıya bağlamışlar. Yıldız, burnuma hiç iyi kokular gelmiyor ha. Eğer sen korktuysan yenge, aa burada bekle. Ben abimle kuzeyi alır gelirim. Ne korkacağım ya? Ben yapacaklarımdan korkarım. Kesin öyledir ha. Kesin yapacaklarından korkuyorsundur. Haydi ha, yürü. Selamun aleyküm. Süper Galkan'ın evi burası mı? Buyurun. İyi, evdeyse kendisi görüşecektik. Kim geldi diyelim? Dün akşam misafir ettiğiniz yakışıklı beylerin biricik güzel eşleridir. Bir dakika bekleyin. Sen az önce eşlerim dedin? Vallahi öyle dedim Yıldız. Allah söyledi, hadi inşallah. Ne zamanda inşallah yenge? Buyurun, Zübeyir Bey sizi bekliyor. Selamünaleyküm. Sadımla yenge, haydi bismillahirrahmanirrahim. İsmi mi kız o? Kız ya, bu nasıl ev ya? Ya bir yürü yenge, haydi. Ulan her yer taş. Adam evin ortasına bahçe kurmuş ya kız. Fındık da var mıdır acaba? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Duymuyor herhalde kulakları. Yenge? Alın, alın su için. Ay, ay Yıldız, sıratı gördüm, gidiyordum ha. Daha iyisiniz ya. İyiyim, iyiyim, sağ ol. Merhabalar. Merhaba. Ben Zübeyir Kalkan.
Ben de Naide. Naide Kadıoğlu. Kısaca Naide'yim ben Naide. Çaktın. Yıldız. Çok memnun oldum. Sakız alır mısınız? Bakın çilek mi? Almayız. Bizim size emanetlerimiz var. Onları alıp gideceğiz. Emanet mi? Eşlerinizden mi bahsediyorsunuz? Yok canım. Burada unuttuğumuz sakızlardan bahsediyoruz. Allah Allah. Onlardan bahsediyoruz tabii. Nerede bizim kocalarımız? Çok mu seviyorsunuz kocanızı? Ben çok seviyorum. Zübeyir Bey, Kuzey'le abim nerede? Merak etmeyin. Buradan çıktıklarında hiçbir şeyleri yoktu. Biraz misafir ettik kendilerini. Boşuna endişelenmişsiniz. Beylerle akşamki kavganın sebebini konuştuk kendi aramızda. Kavga deyince... bu olayların müsebbibi... Yoksa... bu güzel gözler mi? Naide Hanım. Bak şimdi. Vallahi inanır mısınız Zübeyir Bey? Kavganın benimle alakası yok. Bu arkadaş yüzünden oldu. Çok üzüldüm. Keşke orada olsaydım. Olayların bu şekilde gelişmesine asla müsaade etmezdim. Vallahi keşke kardeşiniz de sizin gibi kibar olaydı. Yani şimdi siz bana böyle kibar kibar davranıyorsunuz ama inşallah kocama da böyle davranmışsınızdır. Hangisiydi sizin kocanız? Şişman olan mı? Sizsin şişman. Benim kocamın kemiği iri o kadar. Kıskanç kel. O yüzden onu biraz ufalttık. Ne? Eğer onların kılına zarar verdiyseniz... Sakin olun, biraz şaka yapıyorum. Birazdan gelir kocalarınız. İyi, çağırın haydi. Tamam, çağıracağım. O zamana kadar bir şeyler ikram etseydim size. İsteriz. Ne istersiniz Naide Hanım? Kocalarımızı isteriz Zübeyir Bey, kocalarımızı! Sen kocam mı dedim? Kız yenge. Aha, kocam dedim. Allah söyledi. Hadi inşallah maşallah. Tamam ha. Az biraz ciddi ol. Ne yüklemiyor kız o sabah havası? Anlamıyorum. Yoksa bunlar bak yine mi gelmişler? He, memnun kalmışlar demek ki. Kalkın lan. Yok ben kalkamam yani. Hiç halim yok zaten. Kalkamam. Siz burada ne yapacaksanız burada yapın. Burada dövün bu şekil. Kalk dedik lan. Zübeyir Bey çağırıyor. Zübeyir Bey mi? Kim? Bak. Metinizi duymuş, o da dövecek demek ki. Dört abi, on numara dayak yiyoruz sonuçta. Siz ne ayaksınız lan? Kalksanıza, işleriniz geldi. He, Şule mi geldi? Bir dakika, Şule Smekdan mı geldi? Kaç tane karın var lan senin? Benim o işler biraz karışık. Yıldızmış adı. Abi şimdi gidelim. Bir dakika, birader benim hangi hanımım geldi? Tövbe tövbe, bela mısınız lan siz? Kalkın lan! Beni al da sen, beni al hadi. Mutla biraz. Ya sen nerelisin? Adana. Ha yakınız ha. Sabaha kadar buradayım bugün, sabaha kadar. Sen nerelisin? Benim Ordu. Ha yürü. Lan yavaş. Yürü. Hadi. Sefer bayıldı buna. Sözüm var. Ona da bir tane hediye edeceğim.
Benim seferim, benim sihirli parmaklarım dışında kafasına bir şey sokmaz. Alete malete gerek yok. Ben kocama masaj yaparım. Sefer ne şanslı. Onun yerinde olmak için neler vermezdim bir bilseniz. Hop! Hey! Ağır gel. Yani böyle seven bir eşim olsun isterdim. He, o başka. Herkes benim gibi olmasa da. Ona ne şüphe Naide Hanım. Bütün ordulu hanımlar sizin kadar güzel ve maharetliyse ordudan gelin almak isterim. Bakın Zübeyir Bey, ben bir margayım. Herkes gelin olabilir. Emme Naide Kadıoğlu olma herkesin harcı değildir. Yıldız kız, özlü söz gibi konuştum ha. Hey yenge, hey az sus artık. Ya siz bizi oyalıyorsunuz mu ya? Biz kaç saat oldu kocalarımızı bekliyoruz. Neredeler? Hı? Naide Hanım, beni tanıyınca daha iyi anlayacaksınız. Ben sözümü tutarım. Naide! Aha geliyor. Anam. Naide! Sefer! Dur, ulan bu ne hal? Anam ne oldu? Kuzey. Sana iyi misin? Böyle sağlam durduğuma bakma. İçim paramparça Naide. Ah canım. Ah 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 ah. Sağ kalkan eller kırılsın. Sağ kalkan kollar kırılsın inşallah. Naide tamam o kadar değil. Biraz iyiyim yani. Bir çıtır iyiyim. İyiyiz iyiyiz. Efendi gibi dayağımızı yedik geldik. Burnun hala sağlam duruyor ama. Ben söyledim size onu kıracak adam daha anasının karnından doğmadı diye. Maşallah Zübeyir Bey. Misafirlerinizi çok iyi ağırlamışsınız. Ah biz de sizi orduda ağırlamak isteriz. Düelloya mı davet ediyorsunuz? Ben düello etmem. Alnını çatından vururum. Zübeyir abi o biraz hasta. O yüzden öyle şey boş boş konuşuyor. Ha? Mavişim haklı. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Biz de sizi memleketimize bekleriz. Tamam. Tanışmamız biraz tatsız oldu. Kabul ediyorum. Haklısınız. Dilerseniz her şeye baştan başlayalım. Hı? Ben Zübeyir Kalkan. Zübeyir abi kalkmayın lütfen. Ne gerek var kalkmaya? Başlamaya hiç gerek yok. Oturun orada. Şu dakikadan itibaren benim özel misafirlerimsiniz. İzin verirseniz sizi layıkıyla ağırlayalım. Sağ ol, Allah razı olsun. Biz layıkıyla ağırlandık. Biz gidelim. Lütfen, rica ediyorum. Hatamı telafi etmek istiyorum. Önce yaralarınıza baktıralım. Daha sonra da hep birlikte güzel bir yemek yiyelim. Bizim yiyecek bir yerimiz kalmadı. Biz gidelim. Ama ısrar ediyorum. Alıkoyuyorsun yani. Rica ederim böyle kelimeler kullanmayalım. Böyle güzel misafirleri ağırlamaktan onur duyarım. Zübeyir abi, vallahi cansın, canımızsın, ciğerimizsin. Kalalım, güzel bir yemek yiyelim yani. Sen de saçmalayıp durun ha. Çekip gidelim şuradan haydi. Kız beni delirtme. Adam zaten sanmıyor bizi. Anlamıyor mu? Bari bir şey yiyeceksen yemek yiyelim. Yemek yiyelim abi. Yemek yeriz bir tane. Çok anlayışlısınız Sefer Bey. Buyurun buradan. Zübeyir abi yanlış anlamazsan bu sakızın dadı gitti de ücretim mukabiliyle bir tatlı sakız daha rica edebilir miyim ya? Tamam Sefer. Tabii ki. Çok güzel sakızlar felaket bir şey ya. Abi çok sağ ol canım. Siz? Yiyor musunuz? Ne bakıyorsun yani? Dayak yemekten ağzım çamur gibi. Kan doldu ağzımın üstü. Dadı bir şey. Haydi ha. Çok güzel sahne. Ya bu elim kaydı herhalde benim ya. Bize korktu nasıl? Ya çüleklü. Son, iki, üç, dört. Ordunun develeri asa yukarı aksa. Ordunun aksa yukarı aksa vermem seni. Nasıl? Testi kebabınızı beğendiniz mi Naide? Çok güzel. Teşekkür ederiz. Aman efendim ne demek Naide Hanım? Sürmelim aman. Sürmelim aman. Devam siz devam. Bu herif Naide'ye mi yürüyor? Ya vallahi anlamadım ben. Sabahtan beri böyle bir ilgi bir alaka ama inşallah abim fark etmez. Abine gerek yok ben varım. Zey. Aa bak Kapadokya'ya geldiğimizden beri zaten sürekli olay çıkarıyorsun. Aa şimdi de çıkarırsın. Tatil matil anlamam giderim vallahi ha. Bir daha bakarsa dalarım. Sefer sesin de pek güzelmiş ha. Abi eksik olma çok teşekkürler sağ ol. Bir isteğiniz bir arzunuz var mı?
Yok, yiyip gideceğiz biz. Yok, zaten çok zahmet verdik. Bu kadar ayrıntıya ne gerek vardı? Ne demiş ne misafir umduğun değil, bulduğunu yer. Değil mi Sefer? Değil mi Naide? Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Aynen öyle yapıyor Sefer. Oğlum birazcık yavaş ya, boğulacaksın artık. Ayı. E abi, he. Ha çabuk ye de gidelim, kızlar bizi bekliyor. Oy, ben zaten minnoşlarımı çok özledim. Çocuklarınız mı var? Yok, Kuzey'in kızları. Emme kendim doğursam o kadar severim yani. Sizin çocuklarınız yok mu? Yok, biz tayfalar Sefer'den dönünce yapacağız. Değil mi Sefer'im? Bana kalsa ben hiç beklemezdim. Bizim de kendimizce özel sebeplerimiz var. Tabii ki. Ne de olsa sonuçta babaları Sefer olacak, değil mi? Efendim? Yani diyorum, çocuklar annelerine benzerse baya baya nesilleri güzel olur. Ama sana benzediklerini düşünsene. Bana benzerlerse ne olacakmış ki? Facia olur. Ben de şeye gülüyorum. Birazdan olacak faciaya gülüyorum şu anda. Ya şaka yapıyorum. Alınmıyorsun değil mi Sefer? Alınır ya. Ben çok geniş bir adamım. Hayatta alınmam. Şakacıyım. Ben de şakacıyım bu arada ya. Şaka şaka. Bana bak. Ben de o zaman abi sana güzel bir şaka yapayım. Kendime az şakalarım var. Daha iyi o kadar geldik. Bir şaka yapayım ya. Onu mu vereceğim? Ulan, bir şaka yapayım. Bir şaka yapalım. Al şaka. Al şaka. Ah! 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 Adama kafa at. Maalesef. Kalk kalkan. Nasıl kalkacaksın? Biraz daha oturak o zaman, ne yapalım? Ben kendim kalkarım. Benim sakat benim. Haydi kalkalım hadi. Ya biz de kalkalım ha. Oldu, elinize sağ ol. Kesenize bereket. Hadi, hadi gel de. Nasılsın, kahretmesin beni. Ayağım atıyor ya. Zübeyir! Aç lan şu kapıyı, alo! Ula Zübeyir, kapıyı aç! Eğer ben de buradan çıktığımda seni alnını çatından vurmazsam bana da yıldız demesinler ulan. Zübeyir Bey, ne güzel karşılıklı kibar kibar konuşuyorduk emme. Neden şimdi böyle yaptınız? Haydi! Sen hala adamı niye yüz göz oluyorsun acaba ya? Ya ben tatlı dil yılan deliğinden çıkarır diye şey ettim. Haydi bak, o tatlı dilini içeri sok, çıkarma o tatlı dilini. Delirtme beni ya. Adama bak ya. Adam gözümün önünde benim nikahlı karıma asılıyor yani. Alaksız! Ya yok, asılma değil. Adam kibarlıktan kompliman yaptı. Haydi sen, neyin rahattın ya şu? Hayırdır ya sen? Hı? Ne alakası var severim ya? Bak, sen alışman lazım. Senin karın çekici, güzeller güzeli ve de karışık olamaz biri. Ya yaratılış mı? Ne yapıyorum? Hıç! Oğlum, sen de azıcık dişini sıksaydın, kafa atmasaydın herife şimdi burada olmayacaktık. Ay kusura bakmayın ya, doğru söylüyor Kuzey. Keşke diyeydim Zübeyir Bey, hanımıma asılmaya devam edin. Asılmalarınız bittiyse bize tatlımızı yiyip kalkalım mı diyeydim? Ya tamam abi, haklısın. Sen de haklısın ama az biraz dişini sıksaydın daha iyi olurdu. Böyle iyi mi oldu şimdi yani? İyi oldu tabii. Daha iyi oldu tabii. Zaten her yerimiz kırık dökük yani, ne var? Azıcık daha dayak yeriz, en fazla ne olacak yani? Arkadaşlar, kusura bakmayın. Her şey benim bu vahşi cazibemden dolayı oldu. Naide bak, eğer şişinmeye devam edersen bak, bunlar şahat, bunların yanında diyorum bak. Vallahi orada dul bir karı olarak gidersin bak. Ona göre çıkar ağzından bak kötü kelimeler, yapma artık. Ya yeter artık, adı dişmeyi bırakın ha. Dua edin de Ömer bizi bir an önce bulsun. Ömer'le ne alakası var ya? Burayı nasıl bulduk sanıyorsun acaba? Ömer kendi aşiretine haber verdi de Zübeyir'in evini öyle bulduk. Küçük ağaya bak sen ya. İnşallah otele dönmeyince bizim başımıza bir iş geldiğini anlamıştır. Ya o küçük beyniyle nasıl düşünecek onu? Allah Allah. O benim yokluğumdan istifade kızımla Kapadokya'da gününü gün ediyordur. Fırsatçı. Yıldız çık. Çık. Kuzey. Kuzey. Nerede? Emin. Abi. Çıkmıyordum, çıkmayın. Zübeyir Bey. Hayatta çıkmaz. Gel.
Çıkmaz da oğlum, kopacak bırak. Çık çık. Zübeyir! Bunu istiyorum. Bu olsun. Naide'nin gözlerini anımsatıyor bana. Bugün çok fazla çiğnediniz efendim. Çünkü bugün aşığım. Bırak da çiğneyim be Tufan. Selamünaleyküm. Aleyküm selam gençler. De, siz kimsiniz? Ben Ömer. Bu da bacanağım Emin. Adamsa kız çiğniyor bacanak. Ne oldu, canın mı çekti? Hayır. Ben sakız sesine çok pis ayar oluyorum. Ne oldu Emin? Rahatsız mı oldun? Hayır. Hayır, rahatsız olduysan senle başla. Oğlum alsana şunu başına. Evet gençler, nasıl yardımcı olabilirim size? Şu sakızı yutarak. Zübeyir Bey, duydum ki misafirlerim burada kalıyorlarmış. Haber alamayınca merak ettim. Neredeler acaba? Birinin kocaman bir burnu var mı? Kuzey. Hı hı. Diğeri de böyle sevimsiz bir sıfatı var, değil mi? Aynen, Sefer abi. Anladım. Ama bu evde size ait misafir yok. Yalan söylemeyin. Bu evde bir yerdeler, biliyorum. Ben bu evde değiller demedim. Size ait değiller dedim. Çünkü artık dördü de bana ait. Dördü derken? Kuzey'in güzeller güzeli yengesi ve görümcesi de burada. Eğer onları üzdüyseniz sizi çok fena üzerim. Şimdi çabuk nereye sakladıysanız çıkarın onları. Yediği kabı pisleten insanlar için üzmeyelim birbirimizi, değil mi ama? Hem siz siz olun, o sefer salağını sofranızda ağırlamayın. Yoksa, ha? Böyle olur. Hak etmişsin demek ki. Karadeniz çocuğuyuz biz. Boşa kafa atmayız. O kafanızın kırılmasını istemiyorsanız hemen defolun buradan. Misafirlerimi almadan hiçbir yere gitmiyorum. Sen kim oluyorsun da bana meydan okuyorsun? Ömercik. Ömercik. Pardon, benim hatam. Kendimi eksik tanıtmışım. Ben Ömer. Ömer Zaimoğlu. Zaimoğlu aşiretinin namı diğer küçük ağası. Büyüğü babam olur. Antep'teki Zaimoğlu aşireti mi? Evet ama eksik. Biz her yerdeyiz Zübeyir Bey. Fettah'ın namını çok duymuştum. O zaman sinirlendiğinde nasıl bir adam olduğunu da iyi bilirsiniz. Benim de amcama deli derler Zübeyir Bey. Deli Bedri, bilir misin? Şimdi babamı arayıp misafirlerin gelemiyor. Sebebi de Zübeyir Kalkan mı diyeyim? Yoksa defolup gidip aşiretimle mi geleyim? Hadi çıkıyorsunuz. Nereye çıkıyoruz ya? Dışarı serbestsiniz. Ana. Vallahi mi? Ne oldu? Zübeyir abinizin aklı başına geldi herhalde, değil mi? Alma, kanırtma istersen. Sefir. Alalım ben alalım. Al hanım bunu, hadi. Hadi. Hadi abi, hadi. Hadi hanımım. Hanım bunu da al. Hadi. Çık.
Oh. Öyle bilip bilmeden herkese artistlik yapma Emine. Tamam. Oğlum ne yapıyorsun adamın yanında? Ayıp ya. Of. Hani salacaktın Zübeyir ya? Kaç saat oldu? Çok kolay oldu yani. Çok kolay bıraktılar bizi ha. Kolay mı bıraktılar? Seferiniz var karşılarında. Ne yapacaklar? Tırstılar yani benden. Ben yine de bu işin altında bir iş olduğunu düşünüyorum yani. Heh, geldi o işin altındaki. Anam! İyi misiniz? Sorun yok değil mi? İyiyiz, iyiyiz. Oğlum ne kötü olacağız ben anlamadım ya. Ben buradayım lan. Koskoca Sefer Reis burada. Allah Allah. Abi he. Utandın mı Kuzey? Neyine utanacağım ya? Dedin ya benim yokluğumda kızımla beraber Kapadokya turu yapar diye. Bak yapmamış ağa buraya gelmiş. Gelmiş de geç gelmiş. Oğlum daha erken gelemediniz mi şu hale girmeden biz? Nasıl ya? İnsan bir teşekkür eder Kuzey abi ya. Benim gülüm on teşekkür de anca böyle işte. Siz boş verin onu. Nasıl kurtardınız bizi? Vallahi çıktık o Zübeyir denen adamın karşısına. Akıllı ol, salın misafirlerimizi dedik. Aferin, aferin. Ne diyeyim, bendim ya. Bir şey etmesene. Olsun. Ben de dedim ki, sakız çiğneme dedim. Şşş. Oğlum bak buradan ağzını çalar mı ikinizin birden? Sivir. Konuşuyorlar bir de. Ne hadi şimdi bu yeni yetmeleri mi kurtardınız? Ona mı inanıyorsunuz yani? Canlarım benim. Şimdi sen adama sal dedin, o da bizi saldı öyle mi? Evet. Yani tabii babamın da etkisi olmadı değil. Fettah Zaimoğlu'nun sizi bir an önce yanında görmek istediğini söyleyince... ...Zübeyir Bey de itiraz edemedi haliyle. Tabii şimdi yani benim deli var mı toplamadı. Ben de dedim orada da benim dedim Deli Bedir amcam var dedim. Herkes tanır dedim. İndir efendim. Aman Güçük ağa, Güçük ağa. Allah senin babandan razı olsun. Bir dakika sen şimdi babanla küs değil miydin? Bizim için arayıp rica mı ettin şimdi? Yok abi arasam da açmazdı zaten. Haberi bile yok. E'si blöf yapmış işte anlamadın mı? Yalaç. Gel bakın buraya. Aferin lan. Kedi oğlanı bir fare tuttum. Vallahi mı? Vallahi. O zaman Antep'e gider miyiz beraber? Gideriz lan. Helal lan bacım. İyi tamam hay daha iyi. Kutlamayı sonra yaparsınız. Bir an önce çıkalım şuradan. Haydi. Çık lan. Yürü. Seferim seni de şöyle düşün. Senin soğukkanlılığın sayesinde biz de oralarda dirayetlik alabildik ya. Herhalde canım. Herhalde tamam canım yani. Sefer sonu yavaş çiğne ya da çiğneme sinirim bozuluyor. Aynı kusura bakma da dalı gitmedi daha. Kıyamıyorum, çıkaramıyorum, atamıyorum yani. Benim bir de sinirlerime falan çok iyi geliyor kız. Yalnız bakar mısın ya? Babamın güzeline bakar mısın? Can babam, kan babam, aslan babam yani. Bir tane ya benim babam. Baba bak biraz gerildiysen çok güzel sakızlar var. Ne oldu? Niye kırdı ya? Pişkinler sürüsü! Demek benim lafımı çiğnersiniz ha? Kuzey'le birbirinize yasaklıyken nasıl tatile gidersiniz ha? Ya bir şey yapmadık baba ya. Gittik, gezdik, gördük, geldik yani bir şey yapmadık. Baba vallahi ben hep yanındaydım. Bir şey olmadı. Sen hiç konuşma. Bütün bunlar senin başının altından çıkıyor değil mi? Ne alakası var ya? Heresim. Ben mi? Bacını koruyasın diye sana bayrağı teslim ettim. Ama sen bacını koruyamadın. Bayrağı hıyanet ettin. Hain! Sus! Hain! Ben doğru değil, bir de cevap vereyim. Baba, bayrak artık bana geçebilir değil mi? İkiniz de gevşeğin önde gidenisiniz. Bacınız o Kuzeyden'in mal değneğiyle tatile gidiyor. Siz de ona yardım ve yataklık ediyorsunuz. Ya baba sen olayı yanlış anladın. Ben valla yalnız kalmasınlar diye şey yaptım. Konuş sus. Hem Kuzey gölgesinden bile yakındım ben. Lan ruhsu yalancı bağım yer mi lan? Baba orada Kuzey olan en yakın benim biliyorsun ya. Yalan. Oğlum bak sus bak buradan apar kaptır damağına vuracağım bak. Baba biliyorsun Kuzey'e yakın benim orada.
Bacıma ilişmesin diye de ben kendimi feda ettim ha. Hey! Nasıl yani? O Kapadokya'da neler yaşandı? Deyin bakalım. Baba öyle değil ya. Yani romantizm yaşayacak bir anımız bile olmadı yani. Başımızı sıkıntıdan çıkaramadık biz. Çok kötü, çok berbat bir tatildi yani. Kompliman çok kötüydü. Ana vallahi az daha ben elden gidiyordum ya. Allah'ım güzel olmak ne kadar zor ya. Yarabbim. Ana bak şahitsiniz. Eğer canım ordumdan bir daha adım atarsam dışarı, bana da sefer reis demesinler. Hepiniz ordudan dışarı çıkın. Defolun gidin. Gözüm görmesin hiçbirinize. Ne? Ne yani? Sen bizi kovuyor musun baba? Ha, evet, kovuyorum. Madem ki beni babadan saymadınız, ben de hepinizi kovuyorum. Hepinizi. Ve ayrıca da sizi evlatlıktan reddediyorum. Yok. Yaşar Bey, yani biraz abarttın sen de ha. Bu gol konulara yeter. Abartma artık. Ay, abartmadım. Az bile edeyim bunlara. Bir daha bu eve girmesinler. Anladın mı? Bir daha bu eve giremezsiniz. Tamam mı? Hadi defolun gidin. Defolun. Baba, son sözün bu mu? Evet. Son sözüm bu. Defolun gidin hadi. İyi. Aa, biz de gideriz o zaman. Haydi. Kız, artist başrol. Şu havalara bak kız. Nereye gideceğiz kış günü bu soğukta? Ben Efrile'deki evime gideceğim. İsteyen benimle gelebilir. Ben gelirim. Evinizdeki sahil evi de benim. Ney? Baba kusura bakma, o zaman biz de gider teknemde kalırız benim. Oo, tekne de benim. Benim bizatihi kendimin. Bir dakika, o zaman samanlıkta kalırız. Samanlık da benim. Benim. Sizi hepinizi mirastan mahrum ediyorum. Ney? Ney? Evet. Kalk, kalk lan. Kalk lan. Kalk. Kalk dışarıda git. Kalp krizi geçir. Hadi. Yersin sopayı kafana. Sefer kalk, yemedim al. Kalk yürü. Gerçekten çok kötü bir baba. Çok gaddar bir babasınız. Siz kusura bakmayın. Bu ne deme bana. Dağıl. Allah baba demedi. Yaşar Bey, benim bir tane masaj aletim var. Onu alabilir miyim geri lütfen? O benim kendime ait. Dağıl. Haydi. Ha, Halife. Ayak, ayak, ayak. Kaldırın ayaklarınızı. 35 santim kuralını ihlal etmeyin. Nasıl dert? İyi mi böyle? Çeksene kolunu, ağırlık yapıyor. İyi. Üş! Babaanne, babam iğne yapıyor şu anda. Sana ne be? Doğrucu Davut. Kuzey, çehellerini kızların üstünden. Yoğsam cezanı bir saat uzatırım. Anacığım, ya benim ayağım çatladı. Ben bayağı bir dayak yedim adamlardan. Reva mı bu bana ya? Dayak yedim ben. Ya biz de yedik dayak ama konuşmuyoruz senin gibi. Vallahi Allah insana kardeşinin hayırlısını versin. Abla aynı şey mi Allah aşkına? Allah Allah ya. Adamlar bizi dinlene dinlene dövdü. Az da burnumu kırıyorlardı. Oh canıma değsin ama ne iyi etmişler ya. Elleri onları dert görmesin inşallah. Siz misiniz böyle Kapadokyalara böyle bizlerden habersiz gidersiniz ha? Nankörler, hainler. Ha, insan anasına babasına haber etmez mi? Biz Kapadokya'ya gidiyoruz demez mi? Kalıp. Biz cevabını bildiğimiz soruları sormuyoruz Grandma. Babaanneciğim, dedeciğim. İzin vermeyeceğinizi biliyorduk çünkü. Ah benim kızım. Nereden bileydiniz? Belki biz de gelirdik. Tabii giderdik. Biz de giderdik. Ya güzel anam, güzel babam. 50 yıldır ordudan çıkmayan siz nereye gidiyorsunuz? Doğru deyin Pembe, doğru deyin. Bize tatil yerine aha bu toprak küp yağışır deyiniz. Ama içinde yatan mesajı ben okudum. Bir dakika, bir dakika. Son şifre bükücü Emine çömleğin sırrını çözdü. Sendeyiz Emine. Söyleyeyim o zaman. Aha bu toprak çömlek gibi toprak olacaksınız. Sizin sözünüzün de varlığınızın da hiçbir hükmü yok değilsiniz. Yok artık ana ya. Ya babaanneciğim olur mu öyle şey ya, aşk olsun. Biz sadece size söylemeyi unuttuk. Evet. Bir de dalga geçeyim. Kızlarla aynı kendine benzetmişsin. Büyüklerine karşı saygısız. Ya babacığım, biz bu konuları çözdük. Sen gittin Yaşar amcadan benim için kız istedin. Ya biz bunları hallettik, ne oldu şimdi? Ne olacak? Ölümün körü oldu. Ulasa kızı vermediler lan.
Anlamadıysan bak bir daha çağırıyorum. Kuzey, sen kızı alamadın. Duydun mu? He? Alamadığın kıza ne ettin? Gittin Kapadokyalarda tatil yer ettin ulan. He, bu bazı doğru değil. Bütün köy bu bazı konuşuyor. Evli oğlunu kumasıyla balayına gönderdi diyorlar. Aman konuşurlarsa konuşsunlar. Ben yakında Yıldız'ı alacağım, yine bizi konuşacaklar. Ama düğünümüzü. Ah Kuzey, ah Kuzey. O şırtan sen bırakmaz. Şimdi bu kızdan yan da ben konuşturma. Şır. Konuş Grantman, konuş. Bizim için annemizin hiçbir hükmü yok. Anacığım, ben Şule'yi çok iyi tanıyorum. Merak etme, pes edecek. Etmeyecek oğlum, etmeyecek. Alma bir fikir geldi. Ben mi konuşsam bu Şule'yle kadın kadına? Sakın. Bak o çatal dillidir. Vallahi konuşsan da hiçbir işe yaramaz. Kuzey doğru söylüyor. Bak ben ne yöntemler denedim mesela, olmadı. Sonuç mapsa düştüm. Yok yok. Ben onunla baş edebilirim. Hayır anacığım, hayır. Daha iki dakika geçmeden boğazına sarılırsın. O öyle biri ya. Bak bugün duruşmam var. Şu duruşmayı bir halledelim. Sonuç karar çıksın. Ne oluyorsa olsun ondan sonra bakarız. Tamam oğlum, tamam. Aman ne haliniz varsa görün. Haydi bakayım ben gideyim. Dur. Ayaklar. Kaldır. Sağa teslim edeyim. Aldım. Al. Sağa teslim edeyim. Hadi bakayım. İndirimle göreyim. Dedem. Helva yen mi? Yemezler. Evde gezebiliyor musun? Dur dur. Ama vallahi burada. Ben baktım. Ana. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aşkım ne oldu? Aşkım bak şey, Pampa. Babam evden kovdu, kovuldu komplaman. E tam geçin içeri de öyle konuşacağız. Yapma şey yapma, iyiyiz, iyiyiz ama iyiyiz yani. Aşkım, babam bizi evden kovdu, evlatlıktan reddetti. La evden kovsa evlatlıktan reddetse iyi yani. Mirastan men etti bizi. Hayır evlatlıktan reddettin anladım. Mirastan niye men ediyorsun sen bizi ya? Oldu olacak şehir dışına falan ülke dışına şey yaptı sürseydin bizi yani. Bu nedir bu ya? Sefer ne çok konuşuyorsun ya. Evet. Hadi sizi reddetti anladım da beni niye reddediyor ki? Ben ne güzel abiyle bayram taşıyordum. Lan sus. Hala konuşuyor ya. Hayır çıldıracak gibi oluyorum. O mirası bize bırakmayacak da kime bırakacak? Yani başka evlatlar falan mı düşünüyor bu? Sefer tamam ya yeter artık. Ya abi sen bunu mu düşünüyorsun? Babam bizi evden kovdu. Evlatlıktan reddetti diyeyim sağa. Ya ağzına sağlık Yaşar amcamın. Ne güzel etmiş ama. O ne demek ulan? Biz istedik bir göz. Allah verdi iki göz. Ne yani? Biz babamın bizi evden kovmasını mı istedik? Ya ama kavuşmak istedik Mavişim. Bak kavuştuk. Anama ana diyeceksin. Babama baba diyeceksin. Aynı evde yaşayacağız. Evet gelini öpebilirim. Ey dur ulan. Ah, koyun can derdin öküzüne yem derdinde. Her şeyimiz bitti bir öpmen kaldı. Bravo ya, bravo. Şurada biz neyin peşindeyiz? Evden kovulduk diyoruz, men edildik diyoruz. Evlatlıktan, mirastan. Hala öpücük mabücük neredesin? Kendine gel, ayıp ya. Doğru, Pampam haklı. Mavişimin önce içeri geçip kayınvalidesiyle kayınpederinin elini öpmesi gerek. Buyurun. He, onlar da bizi bekliyordu sanki. Bakalım sığınma talebimizi kabul edecekler mi? Tamam, tabii edecekler Naide. Allah Allah, önce oturma izni. Sonra çalışma izni, sonra evlilik izni, en son da öpücük izni. Hepsini verecekler. Hadi niye böyle duruyorsunuz? Yabancı mısınız? Soyunup dökülsenize ya. Evlilik dedi. Sus artık Poyraz. Bağım içeride değil mi bağım? İçeride. Bak bir ne böyle alacaksın kızım. Kaç defa anlatacağım haydi dene. Babaanne bunun rengi çok kötü. Tamam tamam sar sar sar. Ha. Selamünaleyküm. Aleyküm Şeref. Şeref babam benim ya. Hayırdır? Can babam. Hayırdır? Babam benim. Hayırdır da bayram değil, seyran değil. Sen niye benim elimi öpeyim? Bayram, bayram. Bugün bizim bayramımız. Bugün evlat bayramı Şeref baba. Bak, nur topu gibi ellerinden öper. Üç tane daha evlat getirdim sana. Bir de gelin. Kapadokya Fatihleri. Ne işiniz var burada, ne istiyorsunuz? Babacığım, Yaşar amca bunları evden kovmuş. Aa, tüh. Çok üzüldüm. Hoş geldin Yıldız Mami. Gülüt yapacaksın mı? Vallahi herkes kendi derdin daha. Kızım Gülüt'ü boş ver. Anlatın bakayım baştan böyle ne oldu? Emine teyze, babam bizi evlatlıktan reddetti. Aa, ne? Sadece o mu? Evlatlıktan reddetse iyi. Mirastan da men etti bizi. Biz de sığınmacı olarak buraya geldik. Nereye gidelim biz?
Ne demek oğlum sığınmacı filan? Bravo lafı. Biz sen Kuzey'den hiç ayırdık mı? Hiçbirinizi ayırmadık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anam benim, Emine anam ya. Zaten ben sana benzerim, süliyet olarak da benzerim ben sana. Canımsın benim ya. Bu evlat falan dediniz yani yanlış anlaşılmasın. Bu mirastan falan biz de pay alabiliyor muyuz? Sefer. Ne var, ne dedim ya? Ne dedim yani? Diyeceğim tabii. Ben bu ailenin kalkınması için, geliri için neler ettim Şeref amca? Sen şahitsin ya. Neler yaptım? Az fındık toplamadım. Sırtımın hala yaraları durur ya. E doğru söylüyor aslında ha. Üç amelenin yaptığı. Bunu yapardı. Yine yaparım. Vallahi da yaparım ya. İste yine yerlere yatayım, köprü olayım sana. Vallahi ben senin artık en hayırlı evladınım. Evet. Yemin ederim bak şu anda iste. Evet. O Kuzey Yıldızı gemisini anında yapar, bitiririm sana veririm bak bu kadar. Ne diyorsun abi ya? Sefer, Sefer. Ne var? Duydun mu ulan? Hayırsız evlat. Duydum babacığım, duydum. Sayende hayırsız evlat da olduk. Ne fitneci, fesatçı adam çıktın sen ya. Baba, Şeref babam. Oh, biliyorum. Benim de elimden her türlü iş gelir. Hem ben seni bir yerde evladın sayılırım değil mi? Ah ya, bunu da kapıda koymayalım bari. İç güvesi falan olarak alak bir köşede dursun evde. Dekor diye. Evet, Sefer ailemizi beş parçaya bölmeden şu eşyaları yukarı çıkaralım, bir oda paylaşımı yapalım. Ya ama bir dakika, bir dakika. Siz şimdi hep burada mı kalacaksınız inşallah? Aa, bilmiyorum ki. Yani babam hiç böyle yapmaz da. En fazla böyle birkaç gün evden çıkma yasağı koyardı ama. Dur hele, dur kızım, dur. Ben biraz zaman geçsin, Yaşar'ın öfkesi biraz soğusun. Gider konuşurum onunla. Babacığım ne gerek var ya? Hazır Mavişim özgürlüğüne kavuşmuş. Biz de buradan yardırıp gidelim işte. Sus ulan. Babasının izni olmadan olmaz o işler. Hadi bakalım. Emine sen bunların odalarını bir taksim et hadi. Tamam, hadi yenge. Tamam. Seçin, seçin beğenin odaları. Daire geniş oda, geniş odaya bak. Evet. Geniş odaya. Havasız kalmış ev. Yani şimdi üçümüz aynı odada mı kalacağız ya? Koskoca evde diğer odalara gram mı girdi? He, odalarımız taze bitti Yıldızcığım. An itibariyle bu evde tam tamına 12 kişi kalmakta. Size de benim koynum düştü. Ne gülüyorsun gülüyorsun da yani. Üç tane koca kadın nasıl sığacağız bu yatağa acaba? Nasıl sığacağız? Of ya, ben bu içi geçmiş odada kalamam. Bizim Sefer'imle odamızın her yanını aşkımız silmişti. Ya ben şimdiden evimi çok özledim. Naide, beni çıldırtma. Senin kocanın evi yok. Baba sizi mirastan men etti. E böyle başlı ayaklı ayaklı başlı yatacağız artık. Vallahi ben halimden memnunum ha. Aşkımın bir oda ötede yattığını bilmek bile benim için çok güzel. Yıldız ya, fakat siz evlenince de bu evde mi kalacaksınız yani? Bilmem. Aa, öküzcüğüm yanımda olsun da isterse fare deliğinde bile kalırım vallahi. Uy, sen o sevdalıkça konuşan dillere yiyesinli. Hey. Abi, abi. Aha, kaşla göz arasında yine tıkıştırmışsın çoraplarını valizime. Hey abi ya, hey abi. Bu ne ulan? Mavişim. Yıldız. Yıldız, ne yapıyorsun sen ya? Engel olmaya kalkma. Gideceğim. Aa, bu kağıt parçası yüzünden mi gideceksin? Bunun benim için hiçbir önemi olmadığını bilmiyor musun sen? Senin o bu kağıt parçası dediğin şey benim aklımı başıma getirdi. Aa, bak bakalım. Bak. Aa, burada kimin fotoğrafı var? Şule'nin. Ben senin fotoğrafını sadece pusulaya yapıştırabildim. Yıldız,
Burada kimin fotoğrafı olursa olsun. Benim kalbimde kimin olduğu belli. Niye böyle yapıyorsun sen? Zaten bu kağıt parçasından kurtulacağım. İyi, kurtulduktan sonra görüşürüz o zaman. Yıldız, ne güzel buraya yerleşmiştin. Niye böyle oldu şimdi? Ben çok fazla hata yapıyorum kuzum. Aa, bu aşk benim aklımı başımdan aldı. Babam beni evden kovdu diye ben niye buraya geldim ki? Dayım var, Fadime var, onlara gidebilirdim. Bak canım, bu duruşmadan ümitli değilim. Ama bugün değilse yarın. Çok yakında özgür olacağım. Lütfen gitme. Gideceğim. Gitmeyeceksin, izin vermiyorum. Senden izin alacak bir durum yok aramızda. Hatırlatırım. Ben de senin kocan değilim ama sevgilinim. Ben de sana bunu hatırlatırım. Ne kadar keçisin sen ya. Ben mi keçiyim? Ben mi keçiyim ula? Senin yüzünden ne keçiliğim kaldı ne de başka bir şey. Kediye döndüm, kediye. Ya senin derdin bu mu? Sen keçilik yapmaya mı özeniyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum mavişim. Ben de anlamıyordum ama aha, bir kağıt parçası benim aklımı başıma getirdi. Yıldız, lütfen. Bırak ula, gideceğim. Gitmeyeceksin. Gideceğim. Gitmeyeceksin dedim. Gideceğim. Gitmeyeceksin. Ya ne olur mavişim, niye böyle yapıyorsun? Bak çok üzüyorsun beni. Kuzey, ikimiz için de en iyisi bu, gerçekten. Birkaç günlük daha kalsam be mavişim. Bak birkaç gün. Benim için değilse de minnoş kızlarımız için kal. Bak onlar sana çok alıştı. Ha? İyi tamam, kalacağım. Ama sonra gideceğim. Tamam. Ups, sanırım ben yanlış zamanda geldim. Gidiyorum zaten. Gel buraya gel. Yıldız ablan yerleşiyordu, yardım et ona. E baba zaten yerleşmiş anne. Boş konuşma, yardım et. Görüşürüz mavişim. Cüzdanına da yeter ulan, düş yakamda. Ah, pam pam ben. Lan! Oğlum ne oluyor? Abim, Allah mutluluğunu daim etsin. Ne oldu lan? Vallahi azimli adammışsın mesela. Bak, sonunda ait olduğun yerdesin. Pam pam odasında. Ay gerçekten. Cıvık! Odada yer yok diye, evde yer yok diye geldik kaldık burada. Ula ben kaç yıldır uğraşıyorum, daha kamerimin koynuna giremedim. Bir de sağa bak. Helal olsun be abi. Oğlum bak saçma sapan konuşma bak Poyraz. Ağzının içinde böyle deler, yumruğu böyle damağına çalarmıyor onu. Ne diyorsun sen? Vallahi damağı çalacak kişi ben değilim abi. Başkalarına yapacaksın onu. İnsanlar farklı konuşuyor senin hakkında. E bir yerde de haklılar yani şimdi. Oğlum bak beni delirtme beni. Ne konuşuyor insanlar, ne olmuş ki? Ha sen bilmiyor musun? Neyi lan? Hayret ben biliyorum zannettim. Ne bileyim hani bütün ordunun dilindesin ya. Ne ordunun dilinde miyim? Oğlum söyle, haberim yok benim. Niye dilindeyim ordunun? Ya şimdi söyle bana yakışık alır mı bilmiyorum da gel. Söyle ben senin abinim lan, ne demek? Söyle, gel söyleyeceğim abi tamam. Sefer Reis Kuzey'e iç güveysi gitmiş diyorlar. Ay, ben demedim. Ay. Oğlum seni gel. Neredesin? Çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. Gel lan şuraya. Ha? Seni öldürürüm lan. Valla be. Gebrek gel lan. Oğlum lan. Şey. Ulan tansiyonum düştü ha. Yenge koş lan. Niye dua ediyorsunuz kız? Niye dua ediyorsunuz? Öldüm ben, öldüm ben. Sefer? Öldüm ben. Ulan Sefer, o kafan lakini. Ne yani, göremiyorum. Öldüm mü ben? Dur yenge, ben çıkarım şimdi onu. Ne oluyor? Ayağımı vurdum.
yavaş. Ben bu yenge kurtarım ben. Ya yavaş, yavaş. Nail'i bana ver onu, Nail'i bana ver onu. Oğlum ne oluyor ya? Bu ne ya? Nail'e bana içeride yatakta geldi dedi ki iç güvesi dedi. Ne? Hayır. Ah! Ay baba demedim. Ah! Baba demedim. Özür dile abi. Abi özür dile. Ya özür istemiyorum, özür istemiyorum Naide. Siz de bak buradasınız, şahitsiniz. Bunu burada öldürüverin bir. Ya dur, kardeş katili mi olacaksın? Kız ne kardeşi? Babamın oğlu değilim ya. Babamın oğlu olmayınca bu da benim otomatikman kardeşim mi olmuyor? Yani kardeş katili olmuyorum. Tamam hemen öldüreyim şu. Vallahi ben öyle demedim yenge. Ben bana ne diyorlarsa sana onu dedim. Ben sana üç güvesi demedim ki. Hala kimsiniz? Kim onlar? Kimsiniz? Ha, kim? Gel lan şuraya. Dur, ne olur dur. Yalvarıyorum dur. Oğlum üstüme. Sefer abi kocamdan. Sakınlaşma seninle paraların abi. Kamer sakın Kamer. Ne oldu? Ya senin kocan Sefer hakkında dedikodu çıkarmış. Demiş ki Sefer Kuzey'e iç güveysi gidiyor. Ne bu? 100. Alıyor bu. 488. Kim alıyor? Cinayet ama cenaze iş. Cenaze hizmettir şu an. Abi beni öldürüyor bir şan. Alo. Alo. Yine bu ne diyor? Alo! Ay memur bey. Hayır ben polisi aramışım ben. Cezalı mı? Gel lan buraya. Ayağımı da mahvetti ya. Yavaş. İç kuvvetsin ne ya? Sefer abi! Sefer abi! Sefer abi! Sefer az koş, abin ölüyor. Çağırma. Ha, gelin. Abi misin? Yenge! İçeri girin, kapıyı kapattın, çok ses yapıyorsunuz. Nerede ben? Geliyorum şuna. Nereye gitti lan onlar? Önemli bir yere değil. Hadi hadi çıkmamız lazım, geç kaldık. Bir dakika, böyle avam ava gideceksek ben hayatta gelmem. Ben zaten kömür yemeyi bıraktım yani. Pampacığım, seni gerçek bir ava götüreceğim. Kuzey Kartalı'yla Buzlu Badem'in karşılaşması. Buzlu Badem? Ulan Buzlu Badem şöyle, oğlum bak bulaşma diyorum bak, o kadın seni badem gibi gıtır gıtır yer bak. Şu kadına vallahi bulaşma ya. Oğlum bugün benim duruşmam var. Sen böyle önemli bir gününde Pampa'nı yalnız mı bırakacaksın? Oğlum duruşma bugündü ya. Oğlum bırakır mıyım lan, geleceğim ben de. Bana bak, söz ver bak, orada mevzu falan yapma bak duruşmada. Tamam anladım ben, sen korkuyorsun. Korkuyorsan gelme abisi. Sen... Evet, ne korkacağım ya, hayret bir şey. O şırtan şu neyse. Biz de Sefkuz'uz. O bizden korksun. Gel, bir, iki, üç. Sefkuz! Hadi lan. Oğlum o ne ya? Bayram sofrası gibi her şey var ha, bak hele. Vay be, anacığım döktürmüş yine. Ben yapmadım oğlum. Gelinimle kızlar yaptılar. Maşallah ya. Seferim, gel otur yamancığıma, gel hocacığım. Hadi, Pampa'mın yanında oturuyorum işte, Allah Allah. Her şey var lan. Oğlum sen niye benim yanıma oturdun? Burası Mavişim'in yeri. Kalkar mısın? Git karının yanına otur ya. Kuzey ay bu, herkes bize bakıyor ya. Ne var? Ben de Mavişim oğlum. Ne olacak? Mavi giydim. Hadi yemeğim. Ay acaba ne yaptılar mahkemede? Boşandılar mı iki? Yok babam boşansalar duramazdı. Yıldız ablanın önüne diz çöküp evlenme teklifi etmişti şimdiye kadar. Doğru. Ya da ekmekler de geldi. Afiyet olsun. Göreyim Şeref Efendi. Yıllar sonra hayalimiz gerçek oldu. Bugünümüze şükür. Torunlarımız, çocuklarımız, gelinimiz, damadımız hep bir aradayız. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hadi. Hayır. Merak etme yavrum. Yıldız abla çorba çok güzel olmuş ya. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Eline sağlık kızım. Yıldız abla, gülüt yok mu gülüt? Kız siz artık fırıncı değil misiniz? Kendi gülütünüzü kendiniz yapın ha. Ya ekmek uzatın, ekmek. Evet ya, ben iyi söyleyeyim. Alabilir miyim? Ekmek ya, veriyoruz kız evet. Al Mavişim sen al. Yok yok, al sen al. Ya olur mu, sen yiyeceksin, sen al. Yok zaten beni şişiriyor, sen yaydı. Sağ ol babam.
Sefer. Ne yapayım Navide? Tabağı mı yiyeyim, kaşığı mı yiyeyim yani? Sefer abi. Ne oldu kız? Ya ben söyleyeceğim, söyleyeceğim. Unutuyorum da. Sonunda muradına ermişsin. Çok şükür. Ne muradı ya? Kanım. Naide. Kız abinimizin, yemimizin, yüklümüzün kız mı, erkek mi, cinsi ne? O nereden çıktı ya? Benim. Tanıyor tanıyor. Kız bana bak, kız mı erkek mi yoksa ikisi birden mi tek taşla iki kuş mu lütfen? Seferim değilim ya, değilim, hamile değilim. Olsa benim, seni ortalığı karıştırıyor. Kız öyle değil. Haydi o kadar insanlar kaçtın, ayaklara falan kalktım, sevindim. Öyle şaka olmaz, yapma şaka. Otur seferim, değilim. O kadar basit mi, ne bu otur? Ne? Kızım kenafir şey dedi, Murat dedi, Erdin dedi, ne o? Ya şey... Hani sen iç güveysesisin ya, ben ondan şey yaptıydım. İç güveysesiz mi? Senin için kuzeyin iç güveysesisi diyor. Orada kal lan. Orada dur. Olacak. Hain. Orada! Abi ben vallahi onlara bir şey demedim. Doğruyu söyle, gerçeği söyle. Sus! Utanmadın mı lan? Ha? El kadar küçücük bebeler benimle makara yapıyor, dalga geçiyor burada. Ağzına sakız ettin onların. Seni öldüreceğim lan. Ana baba yardım edin. Ne lan burada? Kimen? Poyraz? Tevbe amca. Çocuk musunuz lan, böyle oynuyorsunuz? Hey, oturun lan, oturun içeride.